Değerli seyirciler, 90+1'e hoş geldiniz. Dördüncü haftanın açılış maçında Kadıköy'de Fenerbahçe Alanya Spor karşısında 3-0 önde ve rakip yarı sahada top yapıyor ev sahibi ekip. 5 dakikalık uzatma işaret edilmiş. Dördüncü uzatma dakikasındayız. Sol taraftan etkili geldi Fenerbahçe. En-Nesyri'ye gelmeden savunmanın bir müdahalesi var. Top yine Sarı Lacivertli futbolcularda. İrfan Can Kahveci ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ceko'nun kaydettiği golde, üçüncü golde, Fenerbahçe'nin üçüncü golünde asisti yapan isim de İrfan Can'dı. Livakovic'e kadar geldi top. İleride Cenk Tosun da son bölümde oyunda o sektirmişti. Bir türlü yere inmedi. Şimdi orta alanda Fred aldı, bıraktı. Sol tarafa etkili geliyor. Fenerbahçe En-Nesyri kendisini gösterdi. Doğrudan kaleye, direkten Mert Hakan. O da son bölümde oyuna dahil olmuştu. Direkten geri döndü top. Mert Hakan bir orta denemesi daha, savunma karşıladı. Bu bölümde Fenerbahçe'nin baskısı var. 90+4'ü de geride bıraktık. 2 gol Tadic'ten geldi. 43-65. 67'de Ceko skoru 3-0 yaptı. Ama attığından fazlasında kaçırdı Fenerbahçe. Özellikle son vuruşlar, son tercihler aslında hani farkın büyümesini engelledi diyebiliriz. Şimdi Alanya takımı etkili geldi. Gol pozisyonu var. Bir çalım, ikinci çalım. Bu kez de Alanya Spor biraz hoyrat davrandı bu pozisyonda. Livakovic'te kaldı top. Hani bir çalım, ikinci çalım derken üçüncüsüne fırsat kalmadı. Bakalım burada herhangi bir müdahale var mı? Bu arada oyunda yeniden hareketlendi. Beşinci uzatma dakikasının içindeyiz. Ama karşılaşmayı yöneten Mehmet Türkmen daha fazla uzatmadı. Ve Fenerbahçe 3 puanı 3 golle kazandı. Değerli futbol severler, puanını 10'a yükseltiyor. Sarı lacivertli takım geçtiğimiz hafta Fred hat-trick yapmıştı. Bu kez Tadic'in 2 golü skorda etkili oldu, öne çıktı. Ama hani hem golleri hem gol atanları, bir yandan da bunun dışında kalan aslında konuşulması gereken şeyleri de konuşacağız. Mustafa Hocam gelecek. Birkaç tane tartışılacak pozisyon var, onları soracağız. Hakem camiasında, Batı cephesinde yine bir şeyler var. Onları konuşacağız. Geçen hafta bayağı bir ses getirdi verdiğimiz haberler çünkü. Onların da fikri takibini yapacağız. Evet, Fenerbahçeli futbolcular Kadıköy'de taraftarlarıyla galibiyeti kutluyor. Elbette unutmadan, yani unutmak mümkün değil de, bu Fenerbahçe'nin galibiyetine küçük bir virgül koyarak 30 Ağustos'u da kutlayalım. En büyük bayramımızdır efendim. Kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı 26'sından başlayıp tabii 5 gün 30'unda bitiyor ve işte bu şekilde de ekrana yansıyor. 102. yıl dönümünü kutluyoruz. 30 Ağustos'u da bu şekilde vurgulayıp hem Mustafa Kemal Atatürk hem de silah arkadaşlarını minnet ve özlemle alındım. Şimdi hocam, bir yandan 3-0'lık bir skor var. Diğer yandan kaçan çok sayıda pozisyon var. Alanya takımı top yaparak çıkmaya çalışıyor. Şen hocam, biz şimdi Real Hoca ile beraber seyrediyoruz. Ya bunu yapamıyorsan yapmaya devam etmek doğru mu yanlış mı? Ben hep onu sorguladım. Oradan bir başlayalım. Yani belki bir tavırdır, herkese karşı bu şekilde oynuyor diye düşünebiliriz. Ama bundan hareketle çok fazla pozisyon buldu. Son hamleleri yapamadığı için de ilk yarının son bölümüne kadar bir türlü rahatlayamadı Fenerbahçe. Oysa ilk çeyrek saatlik dilimde de bayağı bir pozisyonu vardı. Nasıl bakmak lazım? Fatih Tekke çok ayak pres. Yani o Ertuğrul Kaleci ile aynı şekilde sağ stoper Furkan, orada Hadar Jonay, yani dörtlünün sağ beki, bunlarla pas oyunu oynayamazsın. Ait ile evet oynayabilirsin. Aynı şekilde Balkoviç de biraz daha, evet top teknikleri iyi, solak oyuncuları, sol stoper evet, ve sol bekini, ama onunla oynayamazsın. Ama burada Fenerbahçe ön alan baskısı yaptı. İlk yarı daha çok rahat bir şekilde maçı bitirebilirlerdi. Özellikle o baskıda, ön alan baskısında çok net pozisyonlar üretti Fenerbahçe. Yani o 43. dakika, 42-43'te
Tadiç'in golü gelinceye kadar zaten maç 4-5-0 olmuştu. Hatta onu da söylemek lazım çok net. Fenerbahçe ne yaptı şunu söyleyeyim. Özellikle Lille maçı ve aynı şekilde onun devamında Göztepe 2-0'dan 2-2 o ara kara bulutlar dolaşırken mutlaka ligde galibiyet lazımdı. İki maçta 8 gol attı. Gol yemedi Fenerbahçe. Hoş geldin hocam. 8 gol ve gol yemedi. Ve de en önemlisi ne biliyor musun? Bir moral motivasyon ve güven açısından özellikle o dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne kalamama ve Göztepe maçından sonra aldığı iki galibiyette Ender milli takım arasında lider olarak girdi. Tabii. Onu garantiledi. Şimdi gol yemiyorsun bir yandan da 2 haftadır. 11 gol attın toplamda. Kalende 2 gol gördün. Puanını 10 yaptın. Bunlar da aslında hani artı hanesine yazar. Kesinlikle. Yani bir kere o krizi atlatmak, iki maçta bu performansı vermek hem teknik kadro hem de oyuncular için çok önemliydi. Bir de seyircinin de morale ihtiyacı vardı. Şimdi ne oluyoruz ya Lille işte Şampiyonlar Ligi'nde elendik ya Göztepe 2-0 2-2 ne oluyor falan. Ya yani tekrar böyle bir dejavu falan mı yaşıyoruz yani tekrar böyle bir sıkıntı mı yaşayacağız falan derken iki maçta Fenerbahçe farkını gösterdi. Bulutlar dağıldı. Kesinlikle. Yani moral motivasyonu iyi bir Fenerbahçe mutlaka milli takım arasından da döneceğini düşünüyorum. Şunu net Fenerbahçe'yle kısa net söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun alacağı bir örnek bugün tam onluk bir yani hangi oyuncularla ne oynaması gerektiğiyle ilgili onu baz alması gerekir. Geçen hafta burada hatta beraber konuştuk. Ben dedim ki ya solda Ostarioğlu'da önünde Maximen'le, sağda Mert'le, önünde aynı şekilde Tadiş'le buradan ikililerden çok üretken bir oyun çıkmaz. Burada çıkacağı oyun geçen hafta söyledim. Szymański, Fred ve Dzeko oynuyorsa Dzeko, El Nesri oynuyorsa El Nesri. Çünkü kenarlarda çok böyle geçen seneki bir üretken Fenerbahçe seyretmeyiz dedim. Maç oynanırken tabela kalktı hatırlar mısın? İrfan Can girecek kim çıkar sence dedin bana. Ben dedim ki yani normal futbolda Maximen'in kalması gerekir. Adam eksiltiyor atletik diye. Ben dedim ki onu çıkıp Jose Mourinho şunu görmesi gerekir sana dedim. Tadiç solda oynayacak geçen seneki gibi oyun hafızası. Sağda da İrfan Can. Sağ bek Somali ve İrfan yok. Ona rağmen öndeki oyuncularla bir görmesi gerekir dedim maç 1-0'da. Evet. Orada Tadiç kendi yerinden ikinci golü attı. İrfan Can tekrar klasik bir golünü attı. Aynı şekilde attırdı Dzeko'ya. Şimdi 3-0 oldu. Yani bunu da bir şekilde artık yani fazla böyle dediğim gibi takımın ayarlarıyla oynamadan Jose Mourinho'nun buna dikkat etmesi gerek. Peki. Yani kenarlardan o kadar aksiyon yapacaksa mutlaka San Maximen oynamayacak. İrfan Can sağda solda Tadiç. Peki daha detaylandırırız zaten. Şimdi hocam şeyden bahsettik az önce. Ya iki tane hatta üç tane El Nesri kaçırdı. Bir tanesi direkten döndü. Bir tanesi kale ağzında tam kapatamadı. Üçüncüsünde bir pozisyonda böyle vücut dili biraz sıkıntılı gibi geldi bana. Şimdi El Nesri büyük para vermişsiniz. Çok büyük potansiyeli olan bir oyuncu. Fakat Dzeko da atıyor. Nasıl dengelemek gerekir acaba bunu? Bu galibiyetin bir bölümünde de galibiyeti konuşurken bunları da vurgulayalım. Kadroyu doğru ekonomik kullanmak. Evet 50-55 maçlık bir sezon var ama oyuncuları da hep kazanarak yürümek. Bu anlamda ne bekliyor Mourinho'yu? Çok doğru söylüyorsun. Şimdi sezon başından beri 7. veya 8. resmi maç bu. Hepsinde Dzeko oynadı. Evet El Nesri geldiği zamanında hazır değildi. Hazır değil tamam ama son 2-3 haftadır hazır. Peki bugün Dzeko'nun attığı gol, İrfan Can'ın verip de attığı gol evet muhteşem. O zamana kadar zaten sağda. Hatta ağzına bıraktı topu Alat diye. Ya, aynen öyle Alat gibi öyle bir de pasın şiddetini ayarladı ki o ayak içi koyduğun zaman zaten o top gidiyor. İstediği adresi buluyor. Şunu düşünmek lazım. Acaba El Nesri ile oynasaydın belli maçlarda son 2-3 haftadır daha fazla verim alır mıydın? Bence büyük bir ihtimalle alırdım. Ben şimdi Dzeko kötü demiyorum. Evet Dzeko gol atıyor. Ama El Nesri'den de eğer faydalansaydın, ona süre tanısaydın belki daha fazlasını alırdın. Daha hazır hale getirebilirdin. Daha hazır hale. Şimdi kaçırdığı 3 tane net gol var. Bunlar El Nesri kaçıracak bir oyuncu değil. Bunları eğer girebiliyorsa demek ki El Nesri üretken bir santrofor. Peki Dzeko pozisyonlara girebildiğim ilk yarıda bir tane rakibin ceza alanı içerisinde yine o orta oyunu oynarken kendilerinin verdiği bir pastan dolayı geldi Dzeko'nun önüne iyi bir vuruş yapamadı. Ayak içi bir vuruş yaptı. Ya İrfan'ınkini zaten
yaşın kaç olursa olsun ayağın içine koydun mu o şiddetle gol yaparsın. El-Nesyri'yi küstürmek doğru da değil. Çünkü bu kadar pahalı transfer, senin de dile getirdiğin gibi Ender, bu oyuncuya daha fazla süre vermelisin. Ha Dzeko gol atıyor mu? Rotasyonda kullan. Belli bir süre sonra bir maç onu oynat, bir maç onu oynat. Neden diyorum biliyor musunuz hocam? Şimdi örneğin Sofyan Amrabat geldi. İsmail Yüksek geçen maçta iyiydi, bu maçta iyi. Şimdi ha diyeceksiniz ki ya 50-55 maç oynanacak. Kupası var, Avrupası var, Süper Ligi. Bunların hepsini kabul ediyorum. Fakat işte orada hocanın futbolcu ilişkisi, forma adaleti çıkıyor ortaya. Onu bir seyretmek lazım. Yani nasıl gelişecek bu senaryolar? Sadece Fenerbahçe özelinde demiyorum. Diğer takımlar için de geçerli bu. Ama kadro derinliği bir yandan da bu riskleri barındırıyor sanki. Kadro derinliğini ama değerlendirmek lazım. Kadro derinliğini Mourinho değerlendirmiyor Ender. Kesinlikle de adaletli bir şekilde davranmıyor. Eğer adaletli bir şekilde davransaydı bu İrfan Can geçen sene Fenerbahçe'nin en büyük, en önemli oyuncusu ve yıldızı. Bu kadar az süre bu resmi maçlarda buna tanıma hakkım ve yükümlülüğün yok. Bu çocuk geçen sene Fenerbahçe'yi inanılmaz yerlere taşıdı. Nitekim kariyer sezonu yaşadı geçen. Oyuna girdikten sonra da oyunun temposunu arttırdı. Peki bir soru. Fenerbahçe bugün iyi oynadı mı? Fenerbahçe bugün iyi oynamadı. Yetecek kadar oynadı. Ya hiçbir şey doğru oynamadı desek yeridir. Bak oynanan presini eğer becerebilselerdi Alanyaspor'un aslında oynayıp da beceremediği bir oyun var. O beceremediği oyunu Fenerbahçe daha aktif oynayarak daha fazla değerlendirebilirdi. Skora daha büyük katkı sağlayabilirdi. Ya oyunun bütün devre arası da işte yayın yaptık. Ya kaleci eğlenerek pas yapıyor. Stopere atıyor. Sağ stoper. Sağ beke atıyor. Sağ bek önden gelen kanat oyuncusuna o içeri veriyor. Yahut sağ bek santroforla oynuyor ki planları o. Santrofor hiçbir topu tutamıyor. Her topu Fenerbahçe alıyor. Ya Fenerbahçe biraz daha agresif olsa, ön alan baskısında daha kreatif olsa ilk yarıda demin Reha Hoca'nın söylediği gibi 3 de olur, 4 de olur, 5 de olurdu. Hocam peki, bunları değerlendirmen hocam, gerekiyor. Hocam benim düşüncem farklı. Fenerbahçe ilk yarı 4-5 farkla girerdi. O preslerin karşısına aldı. Son vuruşta hata yaptı ve final paslarında. Yani o baskıyı götürdü Fenerbahçe. Oyun da kuramadı, geçişe de izin vermedi. İlk yarı hiç tehdit oluşturamadı Alanyaspor. Zaten ya Fenerbahçe 60. dakikada bak kaçıncı dakikada 80 mi isabetli şutu yoktu. Mustafa yok Hoca'ya gitmeden çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani ben tabii Şenol Hoca'ya saygı duyuyorum da mesela Fenerbahçe kötü. Yani geçen hafta da öyle muhabbet oldu. 2 maçta 8 gol yiyen, 10 tane net gol kaçıran. Bak 8 gol attı, 10 tane net kaçırdı, 0 gol yedi. Ve de devre milli takım arasından lider girdi. Yeni bir kadro, bazı oyuncularla kadro derinliği rekabet evet yaratması gerekir. Ben de hem fikrim. Ama burada kazası belasız, özellikle Göztepe'de kaybedilen puandan sonra daha dikkatli bazen geçmek istiyorum. Bazen dolu Mourinho tarafından bakmak evet, lazım. Bakmak lazım Fenerbahçe'ye. Yeni bir teknik adam. Peki, daha devam ederiz. Şenol Hocam'a bir destek vermek istiyorum söylediğine. İrfan Can 61'de oyuna girdi. Girdiğinde maç 1-0'dı. Evet. Girdikten sonra 3-0 oldu 6 dakika içinde. Demek ki İrfan Can'ın oyuna katkısı 6 dakika içinde muazzam. Bu net görülüyor. İlk yarıda da Alanyaspor kendi ya yani bırakın yer alanı kendi ceza alanının dışına çıkmıyor. O yan paslar dikine öne pasa bir ceza alanının önüne pas veriyor. Fenerbahçeli oyuncuların pres yaptığı anda veriyor. Sanki alın kapında gol atın dercesineydi. Böyle bir futbol anlayışı da insanın işini daraltıyor. Yani bir maçta bu derece dar alanda 5'e 2 yapar gibi futbol oynamak keyif vermiyor. Hiç ne zaman yapmaya çalışıyorlar o yüzden. Ne zaman 4 maçta 2 puanları var. Ya Başakşehir'e 4-2 yenildiler. 2-1 öndelerdi. 2-2 4-2 oldu. Bir 10 dakikada olsa 6-2 olacak. Başakşehir yine aynısını pas yaparken. Ama oynayıp da bir şeyi becermek gerekir. Ya oynamak söyleyeyim. İstersin kabul ediyorum. Sanırım ama beceremiyorsun. Beceremiyorsan değiştireceksin. O da Fatih Tekke'ye yazıyor. Haddini bu şekilde biliyorlar, bu derece biliyorlar. Açıldığı zaman oyun geniş alana yayıldığında toparlayamadılar. Çok açık verdiler. O zaman oyun biraz keyif verdi bize izlerken. Diğer oyun skor ceza... dezavantajını düşünce bir şey yapabilir miyim diye 61'e düşündüm. Kadar da geldiler. 3-0 oldu. İrfan gelince kilit açıldı. Benim düşüncem eğer ele iş sahada oynayacaksa
Yani bunu mutlaka görecek. Bu kenar beklerinden şimdi sezon bittiğinde eğer Samuel oynamazsa, sol bek alınmazsa ben ikisinin toplamının 6-7 tane asist yapacağını düşünmüyorum. Net asist. Ne Mert Müldür'ün ne de sol bek Osterwolde'nin. Ön tarafta bir şey az önce söylediğim gibi kopyalayacak. İrfan Can'a oyuna girdi mi Sam Maksimel'e oturtacak. Tadiç yerinde sol çizgide oynatacak. Golü attı. Öbürsü de asist yaptı işte Ceko Yaldat. Nerede oynadı? O zaman Fenerbahçe ne yaptı? 1-0'dan 3-0'a. İrfan Can sağ önde. Az önce söyledim. Geçen seneki oyun hafızası solda da Tadiç. Çünkü kenar bekleri bu oyuna uygun değil. Samuel geldi mi de bir şekilde İrfan'la Samuel ikilisinin bağlantısında kopmayacak. Bir tek Sam Maksimen gidip driplik yapacak diye solda tercih etmemesi gerekir. Jose Mourinho'nun yani özellikle bu seçimleri doğru yapması gerekir. Geçen sene İrfan'la Tadiç ikilisi vardı. Orası bozuldu. Bari bir tanesi kalsın. Tadiç kalsın. İkisini birden bozup orada üretkenlik de bitiyor. Kadıköy'de canlı görüntüler gelmeye devam ediyor bir yandan. Futbol severler stadyumu boşaltıyor. Bugün 45 bin taraftar doldurmuştu. Çok da coşkulu bir atmosfer vardı. 30 Ağustos coşkusuna Fenerbahçe bu galibiyetle bir coşku daha eklemiş oldu. Şeyi nasıl buldunuz hocam? Detaylandıracağız sonra pozisyon pozisyon ama genel büyük resimde Mehmet Türkmen'i. Mehmet Türkmen, MHK'nin şu anki görevde bulunan MHK'nin altın çocuğu destekli. Öyle mi? Evet, yeni bir yüz. Dolayısıyla Beşiktaş maçında hatalarına rağmen skor şansı yaver gitti. 4-2 olunca fazla gündeme oturmadı. Orada da hatalar vardı. Hatta biz de bu hatalarına rağmen ilk maçı olduğu için destek verdik. Ama bu maça baktığımız zaman kart standartları konusunda yer alıp pozisyonu çözme konusunda ciddi sıkıntılar vardı. Ona yani birileri, tamam biz biraz olumlu yaklaştık ama biraz sıkıntılar var. Şimdi birileri ona nasıl koşacağını, nereye koşacağını, pozisyonları hangi açıdan izleyeceğini, kart standartlarının neler olması gerektiğini öğretmeli. İlk yarıda olması gereken sarı kartlar var, göstermiyorsun. İkinci yarıda sarı kartla başladı, biri doğru, sonra gösterdikleri tuhaf sarı kartlar çıktı. Dengesizdi. Bu tabii rahat bir oyunda fazla göze batmadı. Ev sahibi takım 3-0 galip geldi. Berabere ve kilitli bir oyunda bu kart standardının olmayışı ciddi sorun yaratır. Ama büyük maç alıyor. Yani genç hakemlerin yani maç almasını destekliyoruz. Tabii da ki destekliyoruz. Büyük maç alıyor. Kart standartları konusunda acemilik yaşaması biraz risk teşkil etmiyor mu? Şimdi tabii ki risk teşkil ediyor. Bu müsabakada da hakemi zorlayacak, sıkıntı yaratacak pozisyon yoktu. Ona rağmen kartları göstermede ve faulleri tespitte ciddi sıkıntılar yaşadı. Tabii ki bu arkasındaki destek sanırım milli maçtan sonra Galatasaray maçına verirler muhtemelen. Beşiktaş'a çıktı, Fener'e çıktı, sıra Galatasaray'da. Sonra da ikinci yarı FIFA listesine koşar adımla gidiyor. Biraz özgüvenini bu da yükseltiyordur. Tabii ki yükseltiyor. Ama bu gücü biraz daha çalışması lazım. Kesinlikle. Vücut dili olumlu ama pozisyonlara bakacağız efendim tabii tek ki. Tek. Örneğin bakıyorum sosyal medyada hani Galatasaraylı taraftarlar ya şu pozisyonda şöyle bir şey yok mu? Fenerbahçeli taraftarlar şu pozisyon penaltı olur mu falan. Yok, var öyle şeyler var, bakacağız pozisyonlara. Evet, bakacağız. Bakalım. Bu arada hakem camiasında bir budama devam ediyor sanki. O fena budama. Yani öyle keserle falan değil. Balta ki tam girmiş balta. Baltalı laf vardı eskiden. Çok... Onun gibi. Sagor Tenay. Yani acıncak ya. Halimize gülüyoruz da hoş şeyler değil. Peki onu da konuşacağız. Onlar geniş konuşmamız lazım. Şimdi onlar. Şöyle bir bakıyorum. Sevgili Seval hemen puan durumunu getirdi. Ama ya işte bu 19 takım olunca, bay haftaları falan da olunca biz bu matematiği, onun eksiği var, bunun fazlası var. Habire bir yerlerden bir şeyleri o tarafa koymaya çalışacağız. Yani tek maçı olan da var, dört maçı olan da var şu anda bu denklemde. Fenerbahçe dört maçta 10 puan yaptı. 9+9 averajla zirvede ama yani rakiplerinin maç eksikleri. Örneğin Beşiktaş, 6'şar puanlı Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 maç eksikleri var. Yarın efendim şöyle bir bakalım 31'inde 4 karşılaşma var. Rize, Kasımpaşa, Konya, Kayseri, Adana Demir, Galatasaray, Göztepe, Bodrum. Adana Demir Galatasaray maçı da yarın akşam yine 90+1'de takip edeceğimiz bir maç.
Şimdi bir Sofyan Amrabat'la ilgili şeyimiz vardı. Bir de ona bakalım. Tam 6 numara değil mi? Tabii. Daha böyle özellikle savunmanın önünde top aldığı zaman oyunu hareketlendirecek bir oyuncu. Cross top atan, yani uzun yüksek toplar oyunun yönünü değiştiren bir oyuncu. Pozisyon bilgisi iyi. Yani bir 8 numara ama mutlaka Fretien'e de bir oyuncu alınması gerek. Kesin. Hatta 8-10 oynayabilecek yani, değil mi? Yani onunla oynamıyor. 4-3 gibi oynuyor Jose Mourinho. Mesela işte Szymański de 8 çift, oynuyor. Ya 2-6-1-8, 2-8, 1-6-2-8. Evet ya, şimdi bir 6 alındı, bir 8 mutlaka alınması gerekir. Yani Szymański oyunu böyle orada işte pas yapacak, oyunu oturtacak bir oyuncu değil. Skor da üretmiyor. Fred'e kalıyor. Onun için mutlaka, yani Amrabat 8 olarak kullanamazsınız. Evet, kullanırsın istersen ama doğru olmaz. Yani futbolun doğrusu değil. Bir 8 de mutlaka alınması gerekir Fenerbahçe. Şimdi Sofyan Amrabat'ın rakamlarını şöyle bir görüyoruz. Tabii Utrecht'te başlayıp Feyenoord'da zaten ön plana çıkmıştı. Club Brugge var, Verona, Fiorentina. Geçtiğimiz sezon Manchester United'da geçirdi. Hollanda doğumlu, Faslı oyuncu. Geçtiğimiz yıl 30 maçta forma giymişti. Bir de kupa maçı 31 maç oynamış. Hocam bu geçen sene bayağı bir sol bek oynadı. Bayağı bir sağ bek oynadı. Bu sadece orta saha oynamıyor. Manchester'da bayağı eksik olduğu zaman sol bekte de oynadı. Yani bilmiyorum, Fenerbahçe onu planlayarak da mı beklerde de kullanabiliriz diye mi aldı ama geçen sene orada kullandı. Üstelik sol bek bayağı da kullandılar onu ama orada ne kadar başarılı oldu fazla olamadı. Orta sahada 6-8, evet ikisinde de oynuyor. Yani skora katkı yapabilecek bir oyuncu mu yok? Rea Hoca'nın dediği gibi ters topları, uzun pasları çok isabetli atabiliyor. O var, o oyunun böyle cross yönünü, pas atabiliyor. Oyunun etkili. Yönünü çok güzel değiştirebiliyor. Evet, doğru. Ama Fenerbahçe'ye lazım mıydı? Bana göre çok lazımdı. Çünkü Fenerbahçe'de 3 tane oyuncudan bir tanesi sakatlandığı zaman tabii, yerine koyacağım tabii, bir tane tabii, oyuncu yok. Denedim Krunić yok, Denedim öbürü yok. Krunić... Yani fiyasko zaten. O, uyumadı. Yılın bombası hiç çıktı. Hiç uyumadı. Yılın bombası ya. Adam Milan'da sağ bek oynuyor. Şaka sağ önde mi? Oynuyor. Şaka bak gibi. Sağ iç oynuyor. Orta sağ oynuyor. Böyle bir joker oyuncu. Ama no name neredeyse. O alındı ısrarla. Bir de Amrabat'la ilgili geçen sene sıkıştığında kart cezası falan orayı yama yapmak için oynadı geçen evet, sene. Onu da söylemek ama gerekiyor. Evet. Galatasaray maçlarından birinde mi oynadı ya? Evet, ama esas yani pik yapan işte Manchester istedi, gündeme geldiği, performans verdiği yerde turnuva Dünya Kupası Katar'dır. Doğru. Orada bütün... Zaten 50 kaç kez giyiyor? 48 kez evet, de giymiş. Orada Amrabat öne çıktı Fas milli takımda. Evet. Yani orada çok büyük bir piyasa oluşturdu. Oradan Manchester'a gitti oyunun zaten. Oyunun devamlılığında var biliyor musun? Yani oyundan şimdi... düşen bir oyuncu değil Ender. Yani durağını oynayan Krunić gibi değil. Oyuna tempo kazandırabilir. Çok mu öne doğru dribling yapar? Hayır, alır oyunun yönünü değiştirir. Oyundan düşmez. Bir de Fred'e bir konfor alanı sağlaması kesinlikle. Onu oynarken o değerli. Kesinlikle. Hani Fred... Amrabat şöyle kulağa tatmin edici geliyor. Demiş ki Dušan Tadić, kolay bir maç olmadı. Rakibimiz de iyi iş çıkardı. Futbol oynamaya çalıştılar. Açıkçası ikinci yarıya bakacak olursak pozisyonlar ürettiler. Gol de atabilirlerdi. İkinci golü bulmamız önemliydi. Maç sonrasında kolaylaştı demiş Tadić. Tadić'in de biraz fizik kalitesini arttırması, biraz daha temaslı oyunda olması lazım diye düşünüyorum. Ya, yani çok klas bir oyuncu. Şimdi bakıyorsun oyuncu bugün duruyor işte. Duruyor. Ben geçen seneden beri aynı şeyi söylüyorum. Yani Talic'in sahada durması bile bir beyefendi tabii. Futbolcu tiplemesini sana kamuoyuna sunuyor. Ya öyle bir pozisyon geliyor ki El Nesire'ye attığı pas kafasına evet. Resmen direkten dönen top. Yani buraları çok güzel. Yaptım. Hangi mi? Sol çizgide değil mi hocam? Evet, sol çizgide ya. Diyorum sol. Ya bak işte orada. Ender sağda bir şey. Sağda oynanırsa. Solda bir de hocam, arkadan gelenlere ne güzel dedim. Bindiren oyuncularla tabii. Çok iyi anlaşıyor bak. Osterwald'e bile bir iki defa bindirdi. Tabii bindirdi. Attı. Sıfırdan gitti Osterwald'e. O girdikten sonra sol kenar bak şu sol kenar başladı. Doğru mu? Sol kenar işlemeye başladı. İşledi. İrfan da girdi. Osterwald'e ilk yarı yok sağ piyasada. Hocam sağ kenar da çalıştı. İrfan da girdikten sonra sağ kenar Fenerbahçe'nin doğru. Oyunu rahatladı mı? Ucunda rahatladı mı? Oyunun biraz dengesi Fenerbahçe'nin lehine tempo olarak değişti. Doğru. Ya o zamana kadar seyrettiğim Fenerbahçe yani ölü toprağa üzerine atılmış bir takım. Attığı goller her ne kadar gol de olsa o kalitedeki oyuncuların aslında daha önce goller atması lazım. Yok, San Maximen'le ilgili bir
tespit yapayım mı? San Maksimal lig bittiğinde, sezon bittiğinde şöyle bir şey olacak. Şimdiden söyleyeyim. Yakından seyrettim, bildiğim oyuncu. %90 hem tribünde izleyen taraftarı hem de bizim gibi veya Fenerbahçe taraftarları, bizim gibi izleyenlere de böyle %90 böyle işte aksiyonlarda bacak arası atacak, hızlanacak, dritlik yapacak, bayılacaklar. Hoş gelecek göze. Evet, herkes ama... diyecek ki bak San Maksimal bir gelecek, heyecanlanacak üretim falan. Ama üretim sezon bittiğinde gol, asist veya takıma katkı %10 olacak. Tadiç gibi o bölgede İrfan veya çizgilerde oynayan oyuncular için söylüyorum. Yani o kolektif yapıya uyacak bir oyuncu değil. Oyuncu profili hiçbir zaman da olmadı. İki, her an havaya girmeye müsait, her an kart görmeye müsait bir oyuncu. Fenerbahçe, özellikle Jose Mourinho tarafı buna da dikkat etmesi gerekir. Tadiç çok enteresan açıklamalar yapıyor. Demin bir önceki sayfa da iyiydi de şimdi şu kritik. Kaleci hocamız Sandro Zufić, ki o geldikten sonra Livakovic'in performansı gerçekten artmaya başladı. Geçen yılın son bölümünde gelmişti. Livakovic'in bu sezon mesela iyi başladığını kabul etmek lazım. Ki adam bir de yani şampiyon oynadı. Diyor ki rakip kaleciyle ilgili çok iyi bilgiler verdi. Oraya da çalışıyor. Maçtan önce söyledi. Videolarını gösterdi. Rakip kalecinin öne çıktığını anlattı. Karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedim, oldu. Tüm teknik heyete hakkını vermek gerekiyor. Bizi maça en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorlar diyor. Doğrusu bu yani zaten. Yani bu argümanlar değerli tabii. Bir de akıllı futbolcu. Yani ya geçen, bir kulaktan girip diğerinden çıkmıyor. Geçen haftaki Ertuğrul'u seyrettiği zaman bundan bir farkı yoktu bugünkü maçın. Hoca da demek ki kaleci hocası da seyretmiş. Demiş ki böyleyken böyle. Ertuğrul'un rahatlığı cezalarının önünde markaj halinde olan Alanyaspor'a Fenerbahçeli oyuncular tam markaj yaptığı anda bile pas attı arkasından, gol atamadılar. Bir de Jose Mourinho. Sen Maksimen'le ilgili bir şey söyleyeyim. Rea Hoca'nın söylediğine bir takviye olsun. Sen Maksimen'i Fenerbahçe bugün Türkiye Ligi'nde pek fazla etkin kullanacağını düşünmüyorum. Rea Hoca gibi düşünüyorum. Ama Avrupa maçlarında Sen Maksimen Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilir. Alan bulacak. Alan bulacak. Çünkü şimdi iki maçta bakıyoruz. 8 gol attı Fenerbahçe. İyi oynadın mı? Karşıda sana tepki veren bir takım var mı? Gerek Rizespor, gerek Alanyaspor. Ama ligde zaten çok farklı, büyük bölümünde takımların böyle olacak. Ama Göztepe maçında karşında agresif bir takım var. Takım savunmasını iyi yapan, ısırgan, topa temas eden bir takım vardı. Orada 2-0 olmasına rağmen Göztepe sana geçit vermedi. Hocam Lille maçları da öyle. Lille maçlarında da çok iyi oynamadı evet, ama. Evet, Lille maçları da öyle. Onu diyorum yani iki maçta Rizespor'da, yani, Alanyaspor, Fenerbahçe'ye bir zorluk çıkarmak için uğraşmadı. Hele bugünkü Alanyaspor hiç çıkarmak için uğraşmadı. Maksim'in Akdeniz ülkeleri olan biz ateşli seyirciyi ateşleyen bir yapı içerisinde. O yapıda bir oyuncu, evet. Ama bu akşam gördük ki o bölgede çok bencil oynadı. İlla kaleyi şutlayacağım diye, şut alanı almak için, bulabilmek için çok fazla topla. İki çalımla yetinmiyor. Bir tane daha bir atayım diyor. Bir daha beğenmiyorsa dönüyor, bir daha da kendini atıyor. Bu sefer öbür tarafta top bekleyen diğer oyuncular yani sıkılıyorlar. Yani pozisyon kaybediyorlar. Mourinho diyor daha ki galibiyeti hak ettik. İkinci yarının ilk 15 dakikası hoşuma gitmedi. Yani yüzü böyle düşmüştü. Evet, evet. Bizim de hoşumuza gitti. İlk yarıdaki baskıyı sürdüremeyeceğimizi biliyordum. Topu tutmayı seven bir takıma karşı bu düşüşü yaşarsanız onlara hayatta kalma şansı veriyorsunuz ama ikinci golü atınca maçı bitirdik dedi. 70'lerde değişiklik yapıyordu. Bu kez 61'de yaptı dedi. Ne güzel, ikinci golü atınca maçı bitirdik. Orada ne yaptın? İrfan'ı oyuna aldın. Doğru evet. Bir dağılım oldu ucunda. Ne oldu? Az önce hep söylüyoruz. Tekrar da düşmeyelim. Sağda İrfan ucunda. Solda Tadiç bitti. 50'lerin sonuydu böyle. Yani, 57-58'di yardımcısına bir şeyler söyledi. Tabii. Bayağı hiddetli söyledi ama. Orada çağırdılar İrfan'cını mesela. Artık hoşuna gitmeyen. Hocam ama görünüyor sen Maksimen topu rakibe veriyor, alıyor, çalım atıyor. Bak ne güzel, hepimizin futbol aklı bir oluyor zaten. Aynı, hepimiz farklı bir şey söylemiyoruz. Talih sola geçti, İrfan sağa geçti. İki tane klas oyuncu. Üst düzey klas, öyle normal klas değil bunlar. Bunlar oyuna girdi, arkadaki bekleri de oyuna girmeye başladı. Orta sahadaki oyuncular da oyuna girmeye başladı. Ucunda top, neden? Ucunda top kaldı değil evet, mi? Evet, Maksimen gidiyor kalmıyor. Da her topu. Talih'te top kalıyor, İrfan'da top kalıyor. İrfan'la Talić oyunun olduğu süre içerisinde son 60'tan sonra top Fenerbahçe'nin forvet oyuncularının ayağında kalmaya başladı. Bir şeye merak ettim şimdi, söz bu tarafa doğru yönelince. Fenerbahçe'nin elindeki yabancı listesini Berkay'cığım. Seval o hazırsa
bir onu bir verebilir miyiz? Neden? Çünkü şimdi bir orta saha daha olabilir 8 numara. Bir sol bek olabilir. Yani o şekilde haberler geliyor. Bir yandan da ama elden çıkarılması gerekenler var. Şimdi kaç etti burada bakalım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 değil mi? Yanlış söylemiyorum. 17. Hop, 17. Tadiç konuşuyormuş. Hemen bakalım gecenin yıldızı Dušan Tadiç neler söyleyecek. Sonra kaldığımız yerden sürdüreceğiz. And it's also third year of this victory for Turkey. And we also gave a good gift to our fans with this victory. What would you like to say about this victory? Yes, first of all, I want to congratulate for all Turkish people and all Turkey to this important day for your country. Yeah, congratulations to all Turkish people and all Turkey. Yes, I think very important victory for us. I think first half we have opportunity to score more goals, especially when we were good in pressure. We could score more goals. Didn't happen. Then I think second half we start a little bit sloppy. Poland create us some chances and. Then definitely second goal was very important to score and very important victory and thank you to our fans for incredible support like always. Öncelikle tüm Türklerin ve Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bunun ne kadar önemli bir gün olduğunu biliyorum sizler için, ülkeniz için. Dolayısıyla Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bugün bana göre çok önemli bir galibiyet elde ettik. Özellikle ilk yarı ile ilgili konuşacak olursak birazcık daha fazla gol atabilirdik bana göre. Çünkü yapmış olduğumuz şiddetli baskılarla beraber fırsatlar yarattık. Bunlar gol olabilirdi ama maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarıya çok istediğimiz gibi başlayamadık açıkçası ilk dakikalara. Ve rakibe de pozisyonlar verdik. Ama atmış olduğumuz ikinci gol bana göre çok önemli ve değerliydi. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Aynı şekilde taraftarlarımıza da her zamanki gibi göstermiş oldukları harika, inanılmaz desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Öncelikle teşekkürler. Ajax'ın şampiyonluk kutlamalarından bir görüntüsü var kendisinin. Fenerbahçe taraftarı Tadiç geldiğinden beri bunu çok fazla paylaştı. Ve Fenerbahçe'de bir kupayla hayal etti. Sosyal medyada çok paylaştı. Kendisi Fenerbahçe'de kupa kaldırırken kendisini hayal ediyor. I want to ask a question about your Ajax moments, I mean the championship moments, because you're celebrating with the team this championship, and Fenerbahce fans are also posting those moments that you celebrated this championship there, and they are also dreaming a lot that you are lifting that trophy with Fenerbahce jersey. Are you also dreaming yourself of lifting the trophy with Fenerbahce? Every day. Her gün. Every day I'm dreaming about that. That's why... I decide to come to Fenerbahçe because this incredible club, these incredible fans with huge history, they deserve to be champion, and that's why I choose to come here. And we are all dreaming about that, you know. And we really want that. We really want that, and we want to show that every game and every training, everything, you know. And let's hope that we will get that because this is something what we really want. Açıkçası her gün bunun hayalini kuruyorum. Zaten bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Çünkü burası gerçekten inanılmaz bir camia, inanılmaz taraftarlara sahip bir camia. Gerçekten müthiş bir tarihe sahip bir kulüpteyiz. Dolayısıyla bunu sürekli olarak hayal ediyor, bunu sürekli olarak istiyoruz. Zaten bu sebepten dolayı buradayız ve hep beraber aslında bunu hayal ediyoruz. Hep beraber bunu istiyoruz. Herkes bunu gerçekten çok istiyor. Bunu da her maçta ve her antrenmanda göstermeye çalışıyoruz. Umalım ki bu zaferleri, bu kupaları elde edebilelim. Çünkü isteğimiz, arzumuz bu yönde. Bugün bir gol katkı sağladığı genel aslında asistlerini alıştık ama kendisi için gol atmak mı, asist yapmak mı? Gol sevinçleriyle alakalı sosyal medyada o sevinç şu anda arkadaşlarına bir şey anlatmayı istiyor.
taktik veriyor mu diye soruluyor. Yok yok soruyor. Yani orada arkadaşlarım neler var? Normally we are used to see you to making assists, but today you scored two goals. Which one is better for you, scoring or making assists? The second question is that during goal celebrations, we are seeing, we're witnessing that you are talking to your teammates during celebration. Maybe you're giving tactics to your teammates. Can you please share what you're talking at the time? Yes, exactly. I think, sometimes I make goals, sometimes assist. Definitely more assist than goals, but both, I think. I think I like more to make some nice assist and to make my teammates happy. But I think the both things is good and depends of the game, you know. Most important is that we bring Fenerbahce victories. This is most important, and that we work very hard for our team. This is most important. And about second question, yes, always. I think when we score a goal or something like that, we can talk between us about some small details, and always this kind of moments you use to give some information to your teammates and that we talk between us that what we can correct, you know, and to do better, because a lot of times happened some important situations and what we need to what we can do better, and this is the moments where we can speak between each other. Evet, bazen gol atıyorum, bazen asist yapıyorum. Ama öyle zannediyorum ki asist yapmayı birazcık daha çok seviyorum, gol atmak. Evet, orada bir 4.5G'de sıkıntı oldu herhalde. Topa bitiriyor zaten şimdi Tadiç'te görebildiğim kadarıyla. Şimdi yabancı oyuncu listesi. 17 yabancı var. Burada Zaitz, Luan Perez, Zaitz 2, Krunic 3, Ryan Kent 4. Omar Fayet zaten gitti gidecek, onu biliyoruz yani, gitmek üzere. 5 oyuncu ama bunlardan 4'ü şu anda sıkıntı. Omar Fayet'i saymıyorum, o hani bugün yarın onun için belki de oldu bile. Ama şimdi transfer bitiyor birçok ligde. 5 büyük ligde bugün son diye hatırladığım kadarıyla bugün son olması lazım. Değil mi? 5 büyük ligde bugün son. Birçoğunda pazartesi salı son. Ki şeyler de, Körfez ülkeleri de biraz geriye çektiler. Biz de 13'ü diye hatırlıyorum. Şimdi bu oyuncular eğer yurt içinde bir takıma gitmezlerse ya sözleşme feshi ya işte dondurma, kenarda parasını verme. Öyle durumlar söz konusu. Perez'in ülkesine gitme ihtimali var. Orada bir takımla görüşüyor. Ama hani ne kadarını alırım ederim konuşması var tabii şimdi. Öyle bir durum var. Zaitz, Krunic takım beğenmiyormuş. Takım beğenmez tabii. O kadar çok yüksek maaş alıyor ki başka takımda Krunic'e o parayı verecek bir para yok. Ya Krunic buradan aldığı maaşı başka yerden alamaz. Luan Perez mesela. İki senedir oynamadan dünya para kazanıyor. Niye gitsin onlar? 2-200 o da. O kadar parayı kimse vermez ki onlara. Zayis 1-3 alıyor diye hatırlıyorum. Zayis bütün geçen sene bonservislerinde Avrupa menajeri gezisi de olmadı. İsmail Kartal istedi, kaldı. Yine gezdi. Bak geçen sene bonservis eğilinde bütün Avrupa'yı gezdi, takım bulamadı. Yurt içinden isteyen takımlar oldu. O da ayak sürüyormuş. İyi de hala da var. İyi de o paraları Fenerbahçe'deki aynı muadili o parayı Anadolu takımlarının hiçbiri vermez. Kent. Ray Kent'e geçen sene kulüp bulundu. İtalya'dan bir kulüp. Gitmesi istendi. Son dakika golü attı. Kaldı burada. Ben bu parayı dedi başka yerde kazanamıyorum dedi. Kalmalarının en büyük nedeni bu oyuncuların. Buradaki kazandıkları maaşı başka yerde bunlara vermiyorlar. Şundan dolayı söylüyorum. Muhtemelen iki oyuncu daha gelecek. Belki sol bekin Türk olma ihtimali var. Belki. Ama bir orta saha, yabancı bir orta saha söz konusu olabilir. 17 oyuncu var. 18'e yükselebilir. Hadi Omar Fayed'i saymayalım, gidiyor o. 17 diyelim.
4 tane oyuncu ile ilgili bir probleminiz var ki bu bütün takımlarımızda, ya yani büyük takımlarda hep var. Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da var bu. Hatta belli ölçüde Trabzon'da bile var. Bu oyuncuları 11 artı 1 artı 2. 11 sağda, bir tane kenarda olabiliyor. 12, 2 de tribünde. Dolayısıyla hani bunların, alacağınız transferlerin, transferin şu son bölümünde, son virajında alacağınız kadar göndereceğiniz oyuncular da kritik. İşte Galatasaray Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı bugün. Ama belli bir ücretini kendisi veriyor. Tabii, maaşlar yüksek çünkü burada. Yani 5 milyon 500 550 gibi bir opsiyonu var. Satın alma opsiyonu garanti değil. 5250. Yani eğer iyi performans olsa verirse Werder Bremen de 5 milyon eurodan biraz fazla 5 bir milyon opsiyon. 150 galiba. Ama maaşının hani yarı yarıya galiba karşılıyorlar. Yani yarısını da Galatasaray veriyor. Tabii yarı yarıya, doğru. Yarı yarı. Yani dolayısıyla ancak böyle gönderebiliriz. Zaha da aynı şekilde. Zaha'nın gidişte olursa Lyon, o da Lyon dediğin işi gibi yarı yarıya o da. O da yarı yarıya. Bu Krunić 2026. Hatta böyle biraz yarıdan fazla gibi. Tabii. Krunić 2026'ya kadar bu ülkede. Ryan Kent de 2027'ye kadar bu ülke futbolunda. Şaka gibi o paralara oynamadan alacaklar. Yani yazık şimdi günüm. Avrupa listesi, Avrupa Ligi, hani bizim Şampiyonlar Ligi'nde takımımız kalmadığı için üçünde Şampiyonlar Ligi, dördünde Avrupa Ligi'nin bitiyor şeyi. Hani bu oyunculardan hani ne yapabilir? Belki Avrupa'ya yazar ama burada yazılmayan adam niye orada yazılsın? Hani 14'ün üstündekini bu tarafta Türkiye'de kadroya yazamıyorsun. Belki öyle bir şey, bilemiyorum. Olur geçen mu? Sene Ryan Kent örneğinden şey hareketle söyledim bunu. Ama hani Mourinho'nun öyle bir tasarrufu olacağını şu oyunculardan düşünmüyorum ben. Yani niye yapsın öyle bir şey? Dolayısıyla hani böyle bir matematiği var işin. Bir de işin bu yönü var. Ben yavaş yavaş o tarafa doğru geçeyim. Ya da şöyle yapacak. Federasyonun belirlediği gibi 1 milyon parayı ödeyecek. Maaşını da ödeyecek büyük tabii, bir olasılıkla. Büyük kadroda tutup şeyde tutmayacak. Aynen öyle. Kadroya almayacak. Çünkü bu oyuncular bu maaşları bırakıp başka bir yerde bu maaşları aynı bulamadığı durum, için. Aynı durum. Hem işte Beşiktaş'ta söylüyorlar, gitmem diyor adam. Bahtiyar ne diyor? Bahtiyar diyor. Zanettino gitmem diyor. Bir gol attı diyor, kaldı diyor. Bir golle mi kalıyor? Yani bu futbolda bu da çok acınası bir durum. Hocam öyle almışsın şeyi şimdi. Bir golle mi kalıyorsun? İmzayı atarken, çağırırken iyi. O sözleşmeyi yaptın mı onun da karşılığını vermek durumunda kalıyorsun. O yüzden adamlara da bir şey diyemiyorum yani ben. Demek ki buradan ne çıkıyor? Çok doğru bir şekilde oyuncu analiz yapıp ona göre transfer olması gerekir. Artık Avrupa'da yapay zekayla yapıyorlar. Veriler oraya yapıyorlar. Yapay zeka. Bak yapay zekayla. Ve de yanılma payı minimuma inmiş Ender. Yapılan transferlerde yapay zekaya atıyorlar. Bütün verileri veriyorlar. Kendi takım verilerini eşleştiriyorlar. Oyuncuları artık yapay zekayla transfer etmeye başlamışlar. Yani şundan dolayı ben az önceki örneği verdim. Şimdi Ferdi gitti. 30 milyon artı 5 milyon bonuslar var. Yetiştirme parasında Brighton karşıladı. Bu arada geçmiş olsun diyelim. Bir sakatlığı var ama milli maç arasından sonraya yetişiyormuş. Bu kadar büyük paralarla yolluyorsunuz oyuncuları. Ama buralarda işte hata yapmazsanız o anlam kazanıyor. Kesinlikle öyle. Şimdi anlam kazanıyor. Bakma biz şimdi Fenerbahçe'nin zor maçların olduğu sürecine girmedik daha. Girdiğimiz zaman biz Ferdi'nin yokluğunu Fenerbahçe takımı çok çekecek. Onu biz göreceğiz. Yani bir Osterwolde ile beraber orası nereye kadar gider? Bir Levent Mercan alındı ama henüz daha geçen bir maç 3-5 dakika süre tanıdı ona Mourinho. O da oranın oyuncusumuş. Yani, seviyede mi henüz? Herhalde bir, oraya bir takviye yapacak. Bir kere futbol hayatı boyunca yani Karagümrük'ten önce sol bek falan oynamış bir oyuncu değil. Sol önde oynamış. On numara ben bilinen, onu çok seyrettim. Tabii, yani bilinen bir oyuncu. Sol iç, sol çizgide oynamış. Sol bek oynayacak bir oyuncu değil. Atletizmi yok, pozisyon Şalke'de, bilgisi yok. Hiç. O altyapıda biz onu milli takım için de çok gittik, seyrettik. Hiç oynamıyordu. Hep orada oynuyordu. Ama burada biraz kendini geliştirdi. O zamanki çok daha cılız, böyle oyunu etkilemeyen bir oyuncuydu. Şimdi yani Karagümrük'te en azından sol bekte bir aşama yaptı. Hocam çok hatalı goller de. Doğru ya. Katılıyorum. Çok hocam hatalı var çok ya. Çok doğru. Of. Ya Türkiye'de hangi bekimiz hatasız doğru gol yediriyor ki? Hiçbirisi doğru düz savunma yapmasını yani bilmiyor ki. Yani Fenerbahçe'nin sol beki olacak bir oyuncu değil bana göre.
Ya tabii bir Ferdi'den sonra öyle bir şey ararsan zaten bulamazsın. O efekti bulamayız. Bir de Dzeko'ya bakalım mı arkadaşlar? Çünkü Edin Dzeko, bakın ne konuştuk biz bugün. Ya Dzeko'da biraz hareketsiz mi? Topa yani vitaminsiz mi vuruyor? Şu mu bu mu derken? Edin Dzeko 8 maçta 8 gol oldu ya. Bir de asist var. ne yapacağız? Yani geçen yıl 24 gol 4 asist 28 kez gole katkı sağlamış. Bu yıl 8 maç 8 gol 1 asist. İstatistikler yalan söylemez. Muazzam. Şu anda baktığımız zaman sezon hani başı ağır mı kalıyor? Vuramıyor mu? Yapamıyor mu? Berkay söylüyor kulağıma. İlk 8 maç 6 gol 2 asistmiş. Ya şimdi Ender şöyle bakalım. Edin Dzeko'ya gelen pozisyonların gol olmama şansı yok zaten. Hele de böyle usta bir golcüysen. Bugün mesela iki tane daha atması lazım. Evet, bayağı yani. Bir tanesi hele çok atılması gereken bir goldü. Usta bir golcü. Yaşı ne olursa olsun gol vuruşunu yapabiliyorsun. Ama ne zaman yapabiliyorsun? Sahanın içerisinde sağlıklı ve zinde kalırsan yapabiliyorsun. Doğru. Bu yaşta bu tempoyu kaldırmak kolay değil. Biz onun için şunu söylemeye çalışıyoruz. Rotasyonda kullan. Yani ekonomik kullan Dzeko'yu. Dzeko'ya çok fazla... Eylül'de ister istemez yapacak. Şimdi Avrupa Ligi maçları Eylül'de başlıyor. Mutlaka o rotasyona girecek. Doğru. Mutlaka. Yani... ama çok etkileyici bir başlangıç. Ekonomik kullansa söyleyeyim. Acaba daha mı çok gol atar? Mesela böyle onda... diyelim ki Enes'le ile başladın. 60'larda aldın 40 dakika. Rakip savunmada yorulmuş. Sen de zindesin. Çünkü 37 yaşında adam her hafta çift maç olduğu zamanlar bile kenara almadın hiç onu sen. Hep oynattın. Acaba bir maç o, bir maç o Nesli ile böyle bir paylaşarak gitseler, ekonomik kullansalar belki bundan daha fazlasını da atabilir. İşte Edin Dzeko ve Dušan Tadić şöyle bir enstantane maçtan bu işbirliği 3 gol getirdi bugün Fenerbahçe'ye. Dzeko Tadić ikilisi gerçekten geçtiğimiz sezondan bu yana çok ciddi skora katkı veriyorlar. Geçen sene Dzeko ne zaman skora katkı vermedi? En önemli maçlarda özellikle sezon başıydı ikinci devre. Yani biraz sezon ikinci devre düşünce. Yani onun için El-Nesri transferi mutlaka El-Nesri devreye girecektir. Bugün gol kaçırmış veya oynamıyor gibi o görünebilir. Bir tek gösterme maçı ilk 11 başladı. 4-4-2 oynadığında Fenerbahçe. Ben mutlaka bu ilerleyen dönemde oynadığında El-Nesri farkında yaratacak. Yani çok ciddi gole katkı yapacağını düşünüyorum. El-Nesri sezon bittiğinde benim düşüncem yani en az 15-20 gol arası. Yalnız lig için söylüyorum bunu. Total bütün kulvarlarda söylüyorum. Lig için 15-20 bantında bitirebilir. El-Nesri'nin o pozisyonlardaki suratındaki jest ve mimikler gol atamamanın verdiği sıkıntı. Atsa bir rahatlayacak. Yani o bir rahatlamaya bir sıkıntı, ihtiyacı var. Yüzatlar her şeyi söylüyor zaten. Her şey belli ediyor. Adı büyük çok önemli bir oyuncunun. İster istemez önünde baskı var. Bir baskı adam var. Adam gol atıyor her hafta. Tabii. Ya hele baskı bir tanesinde orta geldi. Sol ayağı üstelik sol ayakta iyi. Sol ayağından üstten orta. Kapatamadı. Kapatamadı ya. Tam yatıramadı topu yukarıya şişti. Abi ki ona vücudu böyle hafif bir yatırıp bir ayak üstü çakacaksın. Topu kaleci falan görmez ya. Destek ayağında biraz daha yayılması lazımdı geriye doğru. Aldıysan böyle yani kutunun üzerine ne yazıyorsa onu yapacak. Ne golcü mü golcü. Yani bunu net bir şekilde gösterme maçı bir kafa attığı golle havada kaldı. Ölçtü biçti. Vurdu yeri biliyor. Yani El-Nesri mutlaka ilerleyen zamanda o farkı yaratıp çok ciddi katkı da sağlayacaktır. Yani çok rahat goller de bulacağını düşünüyorum ben El-Nesri'nin. Doğru katılıyorum ama şöyle yani demin Ender'in de söylediği gibi ya biraz da erken süre tanısan El-Nesri'yi ekonomik kullansan Dzeko'yu El-Nesri'yi de burada biraz daha faydalansan El-Nesri'yi de oyundan düşürme. Nasıl sen Maksimen'e sürekli süreç tanıyorsun İrfan Can gibi bir adamı oturtturuyorsun. El-Nesri'yi de oturtturuyor. Yani o da mesela El-Nesri'yi kim aldırdı hocam? Sen Maksimen oynuyor ya. Kim aldırdı? Senin ilk sırasında. Şimdi, muhakkak verir. Ya ben mutlaka Eylül ayında dedim oynatacak ama... Fatih Tekke demiş ki, soru gelmiş tabii. Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum ki bugün bizim sevgili Yunus Emre Sel'de Şenol Güneş ve Fatih Tekke isimlerinin ön plana çıktığını Abdullah Avcı'nın malumunuz bugün de verdik. Hani yönetim artık yollar ayrılıyor. O görüşmeler yapılıyor şu anda. Her şey mümkün Türkiye'de. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok demiş. Bilemiyorum tabii. Abdullah Avcı ayrıldı.
Evet evet. Bitti yani. Büyük bir olasılıkla yarın İstanbul'a takım şartları gelecek. Şartları işte şey yapacaklar. Yani onları konuşuyor. Yarın İstanbul'a zaten takım geliyor. Bugünkü antrenmanı da yapıyorlar sabah. Antrenman bitiyor. Antrenman bittikten sonra evlerine gidiyorlar. Ondan sonra olay gelişiyor. Büyük bir ihtimalle İhsan Dereli takımı İstanbul'a getirecek. Yani Abdullah Hoca milli anlaşmış. Maç arasından sonra ne maçı oluyor orası? Eyüp Beşiktaş maçında. Beşiktaş-Trabzon Beşiktaş. Evet. Bu hafta Eyüp maçı milli var. Milli maçtan sonra Trabzon-Beşiktaş. Evet, o maçla yeni teknik adam başlar. Eyüp maçından sonra başlar büyük evet. bir ihtimalle. Mesela Şenol Güneş olursa çok enteresan olur ya. Beşiktaş-Trabzon-Beşiktaş maçıyla. İlginç. Bakalım onları da takip edeceğiz. Ama orada bir hareket var. Bilemiyorum Fatih Tekke de tabii ismi geçen teknik adamlardan biri. Yabancı olur mu? Ama bu iki isim arasında... dönüyor gibi şu anda gelen haberler. Şenol Hoca, Şenol Hoca'nın ön planda Şenol olduğu. Hoca evet ön planda çok da yüksek ön planda. Hatta Şenol Hoca aldığım oradaki arkadaşlardan duyuma göre biraz çekimser kaldığını söyleniyor. Ha. Fatih Tekke temkinli mi bakıyormuş? Temkinli bakıyormuş. Teknik adamlık gelişimine saygı duyuyoruz. Üstüne koya koya geliyor. Bu da Türkiye tarafından da kabul görüyor. Kesinlikle. Ama Trabzon'un şu son dönemde yaşadığı olumsuzluklardan sonra Fatih Tekke isminden daha bir ağır isim. Sanki bu girdaptan risk çıkışı. Risk olur biraz. Fatih risk Hoca olur için diye de düşünüyorum. Risk yoksa çok, Fatih Tekke'nin... Çok doğru söylüyorsun hocam diye Fatih Tekke eninde sonunda Trabzonspor'un antrenörü olacak. Olacak o bunu kesin. Bunu artık öne açıldı. Doğru zamanda doğru yerde olacak. Bravo. Evet, doğru zamanı evet. beklemesi gerekir. Doğru zamanda. Doğru zaman ve doğru yeri beklemesi lazım. Bence şu anda tecrübesi yüksek bir antrenörün şu anda Trabzonspor'a gelmesi gerekir. Çünkü kolay iş değil. Bir zor süreç geçiyor. Çok büyük yatırım yapıldı orada. Yani Sayın Başkan Ertuğrul Doğan inanılmaz bir yatırım yaptı. 11 tane oyuncu aldı. Burayı toparlayacak bir teknik adamın orada olması gerekir. Evet. Peki zaten konuşuruz da. Şöyle pozisyonlara biraz bakalım. Ardından Avrupa'da rakipler belli oldu malumunuz. Bir rakiplere bakacağız. Orada Avrupa'da gelirler nasıl dağılacak, bir karmaşa var, o lig sistemi nasıl, hala gruplara kaldı falan deniyor değil, lig bu artık, o 36 takım arasında bir sıralama var, bir gelir dağılımı var, ortalama şöyle söyleyeyim ben nasıl, yine bunlar rakamlar ortalama, birazdan detaylandıracağız da nasıl Şampiyonlar Ligi'nde 30 milyon euro bandında bir rakam söz konusuysa ortalamadan bahsediyorum. Avrupa Ligi'nde de 15-16 milyon bandında bir rakam kazanmak hani ortalama bir performansla mümkün gözüküyor. Bu yükselebilir. Çok düşmez. Çok kötü bir performans olmazsa eğer. Görüntü bu gelirler anlamında. Orayı da konuşacağız ama şimdi gelelim Mehmet Türkmen ve Alper Çetin'in Varda Alper Çetin vardı performanslarına. Bir kere hocam bu hafta dedik ya şey var diye, budama var diye. Birkaç hakem daha gitmiş. Kim? Tugay Kağan Numanoğlu, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzenge. Bunlar da hakemi getirildi. Bundan sonra hakemlik yapamazlar. Bu Merkez Hakem Kurulu bu arkadaşlarla yoluna devam etmeyeceğini ifade etti. Ama altını doldurdu mu kamuoyu olarak bizler tatmin olmadık. Ne hukuksal ne kurumsal hiçbir gerekçe yok. Zaten neden? Abdülkadir Bitigen yoktu onu önceden gelir gelmez şey önce Abdülkadir Bitigen. Diğerleri de son şu üst klasman hakemleri listesi belirlenince şu 5 isim de eklendi. Ki burada hani geçen sezon çok maç alan Abdülkadir Bitigen FIFA. Şey de FIFA. Bahattin Şimşek FIFA. Bahattin Şimşek de FIFA. Tugay Kağan Numanoğlu gönüllerin FIFA'sı oldu. Geçen sene performansıyla bir FIFA veya pek çok FIFA hakeminden daha verimli bir sezon geçirdi. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Harika maçlar yönetti. Tam hakemliğinin olgunluğunu yaşarken liste dışı kaldı. Burak Şeker ona keza. Murat Erdoğan akademik kariyere sahip gelişmekte olan ve hızla ligin kabul ettiği bir hakem. Mert Güzenge ona keza. Bu arkadaşları niye dışarıya attınız? Bize hukuksal veya kurumsal bir gerekçe sunmadı. Ama şu var herhalde. Şöyle bir durum var. Bu hakemler geçen yıl mevcut MHK yönetiminin
ilişiği kesti isimler değil mi? Bir önceki 8 dönemde. Mart olayında önceki yollarını sezon. Ayırdı isimler. Belli bir süre bekledi. Geldi tekrar göreve geldikten sonra yine operasyona devam etti. Yani ben şeyimin arkasındayım demişler kararımın. Ama sebebi ne? Kararlılığın arkasında olmasa bir şey demiyoruz ama haklı bir gerekçe sunun biz de bilelim neden olduğunu. E bu çocuklar bunların da bir haysiyetleri, onurları, şerefleri, çevreleri, iş arkadaşları, aileleri, onlar da hak verin, gelir kaynakları var. Şimdi bunlar şu anda Merkez Hakem önce gerekçeli kararı istiyorlar. Merkez Hakem Kurulu'na, federasyona. Sonra tabii ki tahkime gidecekler ve sonraki aşamada da kesin yapacaklarını öğrendim. Bütün MHK'nin, şu anda görev yapan MHK'nin üyeleri dahil hepsinden tek tek mahkemeye veriyorlar. Görevi kötüye kullanmaktan ve tazminat davası açıldı. Hocam üst klasman diyor. Üst klasman birincilik, TFF birincilikte geçerli mi üst klasman için? Şimdi şöyle, Merkez TFF Hakem... TFF 1'de görev verebilirler mi onlara? Merkez Hakem Yok. Kurullarının çok kısır bir döngüsü var Türkiye'de. Bir grup MHK geliyor, klasman havuzu yapacağız diyor. Bir sonra MHK geliyor, havuzdan vazgeçtik, klasmanları yapacağız diyor. Başka proje yok. O kadar kısır döngü ki. Ama ya havuz, şunu söyleyelim, ya klasman. Bu Süper Lig'le birincilik. İkisinin karışımı evet. Bir arada oldu. 47 kişi var. Üst klasman hakem kadrosuna 47 kişi aldılar. Gözlemci kadrosunda 34 kişiyi birleştirdiler, havuza attılar. VAR'da da doğrudan VAR geçen sayı da 8-9 galiba. 8 kişi. Evet. 8'in 4 tanesi, 5 tanesi Süper Lig'de hiç maç yönetmeden VAR kadrosuna geldi. Biri bir bayan kadın evet. Hakemimiz Neslihan Hanım orada. O da henüz daha maç alamadı. Bu akşamki Fenerbahçe maçının hakemi Alper Çetin. Süper Lig'de hiç maçı yok. İlk TFF 1. Lig'de kural hatası yapmıştı. VAR kadrosuna gitti. Orada olmayınca VAR kadrosuna geldiler. Yani bunun gibi diğerlerini de sayabilirim. Şöyle. Pantolon olmadı gömlek uyduralım. Halbuki VAR profesyonel çok sonuç alma yani. Yeridir. Profesörlerin yeridir. Futbolu Doğru. bilecek, hakemliği bilecek, uygulamaları bilecek. Eldeki bütün kaliteli VAR uygulayıcıları veya VAR eğitmenleri federasyon dışında. Peki o zaman bugünün özelinde pozisyonlara bakalım. Fenerbahçe-Alanya Spor maçının pozisyonları geliyor şimdi. 30. dakikada Fred'in ceza sahasında çevirdiği bir top var. Ceza sahasının içinde. Furkan'ın bir teması var. Burada bir kusurlu hareket, bir ihlal söz konusu mu hocam? Burada kollar doğal konumda. Oyuncunun, savunmacı oyuncunun, Furkan'ın vücut postürü bir top beklerken olması gereken yerde bütün kollar. Postürde bir değişiklik yok. Doğal konum dediğimiz konum bu. Gelen top çarpsa da eline, oyunun devamı doğru. VAR'ın karışmaması zaten giremez böyle bir durumda. Çünkü önüne kanıt koyması lazım. Öyle bir kanıt yok. Doğal konumdaki bir vücuda temas eden top. Oyunun devamı doğru. Devam kararı ya doğru. Kolunu genişleme yok. Kolunu büyütüp genişletip topun yolunu kesmiyor ki. Vücuda yakın. Yani onun için net bir şekilde penaltı değil yani. Hiç tartışılacak pozisyon bile Peki, değil bana göre. 17. dakikada bir Çağlar'la Serdar Dursun'un hareketi var. Evet. O eğer varsa bir onu getirebilirlerse bak da fayda var. O şeyde var mı liste? Şeyde, varsa. İlk listemizde vardı 17. dakikadaki 17. dakika pozisyon. Önemli çünkü. Şimdi buna bir daha bakalım. Hocam, hemen orta yuvarlağın sağ tarafında evet, Çağlar, şimdi Fenerbahçe, Çağlar arasında. Fenerbahçe'de oyuncu erken hamlesini yaptı Çağlar. Hmm. Atladı topa. Topla oynayan kim? Çağlar. Serdar Dursun geride kaldı. Evet. Geç kaldı ve yaptığı harekete bakalım hocam. Biraz daha yüksek o sol bacak var ya. Bak şimdi geliyor. Şurada yavaş. Bak sağ bak görüyor musun? Kırmızıyı zorlamış bile. Bu borderline mı? Borderline'da kalmış. Ayak sağdan hafif bir sıyırmış. Sol ayak da hafif bir sıyırıyor. Ne şöyle ayak. Yani şöyle biraz makasa şöyle biraz girse direkt kırmızı kart olacak bir pozisyon bu. Hani dedi de bakar mısın? İki ayakta. Öbürü... Burada oyun devam etti hocam. Faul bile vermedi. Buna gitti. Hakem atışıyla oyunu başlattı. Şimdi tabii ki yeni yüzlere bizim desteğimiz olacaktır mutlaka. Yeni bu maçlara çıkıyor. Destek vereceğiz tabii ki. Oyunu da oynatmak istiyor anladığım kadarıyla. Ama, hızını kesmemek istiyor. Ama oyunu hızını kesmemek farklı. Topu oyunda tutma arzusu farklı. Ufak temaslara devam demek futbol bilgisiyle farklı. Ama bu kemiksiz sarı kart. Sarı kart sınırlarını zorlamış.
kırmızı karta gidecekler dediyse bu pozisyonda da faulü ve sarı kartı mutlaka vermelisin. Peki bir virgül koyuyoruz. 3 dakikalık bir reklamım var. Bu pozisyon için diyoruz ki 17. dakikada Serdar Dursun'un Çağlar'a yaptığı hareket sarı kart. Hatta hani sarı kartın da sınırında bir pozisyon, es geçilmemeliydi dedik. Geleceğiz, devam edeceğiz. Sizlerden gelen pozisyonlarla ilgili sorular da var. Pozisyonları sürdüreceğiz, Avrupa'ya bakacağız. 3 dakikalık bir aranın ardından. Artı 1'e kaldığımız yerden Fenerbahçe-Alanya Spor maçının pozisyonlarından devam ediyoruz. 32. dakika efendim. Hemen taktik çizgisinin kenarı. Sam Maximen'le Serdar Dursun arasında bir pozisyon var. Yerde böyle bir itişme, kakışma, ayaklar, şunlar bunlar falan. Buradan kart çıkar mıydı? Burada bir ihlal var mı? Bu pozisyonu nasıl okumak lazım hocam? Şimdi burada bir ikili mücadele var. Mücadeleyi faule doğru zorlamışlar. Fakat oyunun devamı doğru. Her iki oyuncu da benzer hareketler içinde. Ama Serdar Dursun'un ki ayak bir gidiyor. Bir açıdan sanki suratına gelmiş gibi gözüküyor. Maximen'in ayağı mı? Bak hocam, pardon, şurada. Bak şimdi. Bak. Şöyle bak şurası. Bir geri gelebilir miyiz? Maximen de var. Geri gelmemiz lazım. Yakın plana evet, geri gelsin. Gelelim. Şurada bir geri gelelim. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Evet. Yavaş oynatalım. Devam. İleri. Oynatalım. Sol ayak ayak altta kaldı. Oynatalım. Şimdi bir burada hocam bir şey var. Evet. Bak bakın bir. Devam et. Devam edelim. Yavaş daha. Yavaş oynatalım. Bir tık daha. Yavaş yavaş oynatalım lütfen. Oynatamıyoruz. Burada kaldı mı? Bilemiyorum. Bir. Peki bir öncekinde vardı o pozisyon. Ben daha devamını gördüm yani bu pozisyonu. Buradan kart çıkmaz hocam. Öyle mi? Evet. İkili bir mücadele. Her iki oyuncu da benzer ayaklar dolanmış birbirine. Ama kartı zorlayacak veya kartı gerektirecek eşiğe gelmemişler. Şu açıdan olsaymış biraz daha şu iç tarafta bir kamera daha. Ters açısı da ihtiyaç duyuyoruz sanki. Tabii ki. Onun diğer tarafta. Buradan iyi. Çünkü biraz yapıştırıyor böyle. Bir açıdan daha görmek lazım. Görmek ben biraz kafam evet. Karıştı bu pozisyon için. Şöyle evet. Buraya bir gerçekten bir basma olsa Serdar Dursun'a devam edelim. Bakın Serdar Dursun'a bakalım. Devam lütfen. Oynatalım. Yerden kalkışına bakın Serdar Dursun'un. O bize güzel bir mesaj veriyor yani. Bir sıkıntı olmadığını. Görüyor musunuz? Yani ayak sadece orada kalmış. Sadece ayak orada kalmış. Basış yok üstünde. Basmak veya kırmızı kartı gerektirecek bir eylem yok. Birbirine girmiş ayaklar. Ayak orada kalmış. Serdar'ın ayağı da Fenerbahçeli oyuncunun omzunda kalmış. Maxim değil mi o? Evet evet. O da, onun da omzunda kalmış. Birisi omuzda kalmış. O birisi yüzden, şuralarda falan böyle. Bir şey buradan bir şey. Kat çıkmaz. Ama ikisi devam. De kalkıp gidiyor böyle gayet. Yani normal bir mücadele. Mücadelenin içerisinde ayaklar karışmış. Kartı gerektirecek bir hadise yok. Faulü gerektirecek de bir hadise yok. Her iki de centilmence kalkıyor. Oyunun devamı doğru. Peki. Oyuncular hakeme yardımcı olmuş. Yani kesinlikle. Orada. Farklı kesinlikle. Bir düşüncesi olan. Yok. Peki şu açıdan bir kamera daha görüntüsü olsaydı iyi olurdu. Böyle biraz yapışıyor şeyler. Bir sonraki pozisyona bakalım. Hemen bir sonraki pozisyon geliyor. Bu hangi pozisyonmuş? 46'da. Orta sahada İsmail Yüksek'e bir faul var. 46'da ikinci yarı başlar başlamaz İsmail'e yapılan eyleme evet, kontrolsüz. Bir sarı kart gördü burada Alanyalı oyuncu. Evet. Bakalım. O pozisyon için görüşünüzü almak istiyorum hocam. Yeterli mi? Bakalım. Kart doğru mu? Yeterli mi? Bir bakalım o pozisyona da hemen geliyor. 46. dakika ikinci yarının hemen başı. Hemen orta yuvarlağın Alanya Spor yarı sahasına bakan bölümü. Gelişi, hızı, dokunduğu bölge bir kontrolsüzlük söz konusu ve tamamen bodoslama diyebileceğimiz tarzda. Tam tabirini yaptım. Bodoslama İsmail'e giriyor. Sarı kart doğru. Şimdi soru soruyorum ben hakem kardeşime. 37. dakikadaydı Tadic. Tam kaleye şut atacak. Arkadan 88 numaralı oyuncu kimdi? Yusuf Özdemir. Geldi. Bunun tam tersi. Geçen haftaki Rize maçında Osterwalde'ye girildiğinden daha şiddetli bir şekilde bodoslama geldi sırtından Tadic'i bitirdi. Şut atacak. Promising bir atak. Şut belki gol olacak. Böyle bir olumlu davranışı olumsuz
yapılan bir faulle kesiyorsa futbol böyle oynanmaz. E buna sarıyı ver. E buna nasıl veriyorsun sarı? Doğru, o da sarı. Ona vermedim, buna verdim. Hemen hemen aynı. İşte standartların... Başlangıçta söylediğiniz sarı kartlardaki standartsızlık bu. Bunlar değil bu. Mi? Yani futbolcular da, bakmayın bu akşam çok iyi niyetliydiler. Futbolcular zaten hakemi sahada bu kart ve faul standartlarına bakarak çözüyorlar. Eğer yerinde fauller, yerinde kartlar kullanırsa futbolcu seni hocam, okuyor. Hocam görece rahat maç olmasa iş sıkıntıya girer de girerdi. Maç görece rahat. Aynı kartların benzerlerini de hatırlayın. Beşiktaş maçında da bu ve buna benzer doğru. standarttan uzaktır. Mesela orada Rafa Silva'ya yapılan hareketi atladı bir. Yani. Güray Rol'un yaptı. Bu bayağı kırmızının ağababasıydı. Vardan hani. Sarı verdin yani. Ama sen bu hani deriz ya futbolun alfabesini alfabenin A'sı gibi bir hareketti o. E onu atladın. Onu çözemezsen ciddi sıkıntı yaşarsın. Bu seviye sana maçlar veriliyor. İyi de desteğin var MHK tarafından arkanda. O zaman bu maçların hakkını vereceksin. Daha hızlı gelişimi kaydedeceksin. Çok maç seyredeceksin. Usta marka dünya hakemleri nerelere koşuyor ona bakacaksın. Ve futbolu öğrenmek için her şeyi yapacaksın. Çünkü bu gidişatın inanıyorum ki milli maç aralığından sonra buna bir de Galatasaray maçı vereceklerdi Mehmet'e. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hop. Ocak yani ayında özgüvenli FIFA. Özgüvenli bir kardeşimiz ama biraz daha hani futbolun ruhunu anlamaya çalışmalı. Saha dışındaki kalitesine, insanlığına lafımız yok. Ama biz burada işte burayı eleştiriyoruz. Buralarda sıkıntılar var biraz. Çünkü var kadrosun, pardon, FIFA kadrosunda iki tane FIFA eksildi. Boşluk var. İki hakem, Abdülkadir Bitigen out, Bahattin Şimşek out. İki kadro boş. Evet. Bu kadroyu kimle dolduracaksın? Hızlandırılmış maç trafiği ve eğitimle Mehmet Türkmen geliyor oraya. Şey var bir de diğer bir kere. Cihan Aydın var. Cihan Aydın var. Zaten düşündükleri de oymuş MHK'nin. Şimdilik onu düşünüyorlar. Cihan Aydın'la Mehmet Türkmen'i ikisini düşünüyorlarmış o boşta. Buyurun bakın. Yani ben düşündüğümü söyledim ama hocam herhalde istihbarat edindi ki Reha hocam da bunları söylüyor. Zaten şeyde öyle gözüküyor yani. Gidişat onu gösteriyor trafiğe baktığın zaman. Mehmet Türkmen'i o. Mesela o boşluğu doldurdursun diye kafalarında Cihan Aydın geçen sene zaten oluştu. Alıyordum diğer MHK'nin. Zaten. O MHK'yı da çok İyi beğeniyor. İyi maçlar almaya evet. başlamıştı. Şimdi soru şu. Mehmet Türkmen'i de bile bile bu sezon başlattılar ki Ender o boşluğu doldursun diye. Süre çok direkt az. UEFA'ya. Eylül sonu çok. Ekim'de bildirmeleri lazım listeleri. Hızlandırılmış eğitim derken bu anlamda söylüyorum maç trafiği. Şimdi Bahattin Şimşek geçen sene harika maçlar yönetti değil mi? Ligin yükünü taşıdı. İyi de yönetti, sıkıntılı da yönetti. Ya, sıkıntı oldu hocam. Ama her hakemin olacağı kadar. Doğru. Ama daha değerli maçlarda daha başarılı performans. Şimdi niye çıkarıyorsunuz bu çocuğu? UEFA'da da tam kabul görmeye başladı. FIFA olduğu için. Abdülkadir Bitigen'in UEFA'da kabulü var. Var, hakemi olarak kabulü var. Onu çıkarıyorsun, arayışa giriyor. Tabii ki gençleştirmek güzel bir şey. Tabii. Fakat çok genç kadroyla da bu zorluk derecesi yüksek. Bu kadar büyük ekonomiye sahip ligi taşıyamazsınız. Sizce niye peki o hakemleri bir şekilde Ender oraya verdi işte. Onları niye bir şekilde... Yani bitirmeye çalışıyorlar, dışlıyorlar, maç vermiyorlar, yok sayıyorlar. Sizce... Ama dediler ki bir dakika daha dayanacak durum yok dediler. Ne? Hayır. O ne? Nedir? Ama bir şey şimdi var ben şöyle diyor. Bakıyorum. Yeni yüzler mi, tanıdık yüzler mi? Türk hakemliğini kurtarmak mı, daha fazla kullanmak mı? Sorular bunlar. Eğer MHK hakemin kucağına oturursa, güç hakemde olursa yandık eten elba. Güç kurumsal olarak hep MHK'de olmalı. Ama bugün gelinen noktaya baktığımız zaman... Güç MHK'de mi acaba? Kimde? Kulüpler peki, Birliği'nde. Niye? Bazı kulüplerde. Niye onu bazı... açalım? Onu da şimdi söyleyelim. Çünkü... Bakıyorsunuz bir niye maça hocam? Hakem atıyorsunuz. Listeleri yayınlamışsınız. Bayram Başkan'dı yanlış hatırlamıyorsam. Ya, şey, hakem atıyor. Hakemlikten hakem... düşürülen adam listede maç veriyorsun. Apar topar geriye alıyorsunuz. Ben... Başka birini atıyorsunuz. Bu kurumsallığı tamamen kaybetmiş. Kontrol kaybı demektir niye? Bu. Mustafa Hoca şimdi iyi bir konu açtı. Buradan devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK'si bu değil. Bu direkt böyle işte iki tarafta tabii özellikle İbrahim Bey de işte son anda kazandı seçim. Bununla ilgili bir oluşum yoktu. Kulüpler Birliği bastırınca direkt Ferhat Gündoğdu'ya işte o kursun ekibi ondan bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK'si olduğunu düşünmüyorum ben İbrahim Bey'in veya yönetiminin. Ama destek kulüpler bilin. Ama şey vermek zorunda görevdeler ve, diye vermek zorunda kaldılar. Başkan. Ender sen de çok iyi biliyorsun. Çünkü Kulüpler Birliği az önce Mustafa Oncu söyledi ya Kulüpler Birliği'nin istediği MHK geldi.
Ondan karışmadılar. Kulüplerde ağır basan kulüplerin arzu ve isteğine göre kabul gördü. Bu olacak. Benim söylediğim tamam. Doğru değil mi hocam? Evet. Şimdi dönüyorum diğer tarafa. Anlaşma yapıldı dediniz değil mi? Bir tek MHK başkanıyla mı anlaşma yapıyorsun? Diğer MHK üyelerin olduğu hepsi. Onlarla da anlaşma yapın. Bütün MHK ile 3 yıllık anlaşma yapın. Zaten Merkez Hakem Kurulu ve üyelerinin görev süresi Futbol Federasyonu ile eşdeğerdir. İbrahim Bey bıraktı, onlar da bırakmak zorunda. İbrahim Bey bırakınca Ferhat Gündoğdu ekibi gidecek tek başına, ben 3 yıl buradayım mı diyecek. Mümkün değil. Bu anlamsız, bu neden? Ya ben söyleyeyim. Destek vermek için işte. Bak ben şimdi, onun arkasındayım demek desteğe için. Tabii ki saygı duyuyoruz. Federasyon başkanı sana destek vermiş. Sözleşmeni, evet rahat ol, 3 yıl buradasın. Ona göre çalışmanı yaptın. Güzel bir şey bu. Ekibine yaptın mı 3 yıl hocam? Ama hayır. O ekip sadece MHK başkanı içindendi. Ne zaman yaptın bunu? Yeni bu klasman listelerini açıklamadan önce 3 sözleşmeyi önce açıkladın. Bir algı oluştu. Aa, Ferhat Gündoğdu burada 3 yıl. Ondan sonra klasman listelerini açıkladınız. Sonra klasman listelerini saat 19'da basından duyduk. Basında bazı yorumlardan nelerin yapılıp yapılmadığını duyduk. Ancak talimat saat 22'de federasyon sitesine kondu. Nasıl oluyor dışarıya sızıyor? Bu kurumsallığın istihbaratı, bu kurumsallığın saygınlığı, bu kurumsallığın muhafazası mümkün değil. Bu ya son derece yanlış. Sızıyor, her şey sızıyor. Her şey sızıyor. Burada yalnız şunu söyleyeyim. İbrahim Bey ve yönetim doğru yapmıştır. Ne gibi? Kulüpler Birliği istedi. Öbür türlü Futbol Federasyonu getiriyor bir MHK, çok eleştiriliyor vesaire kulüpler. Buyurun siz istiyor musunuz? Evet buyurun istediğinizi getirelim. Yani bence çok doğru yaptılar. Evet bir sıkıntı yok. Bana göre çok doğru yaptı Futbol yani Federasyonu. Zaten şikayet eden kulüpler değil buyurun mi? Evet buyurun dedi siz istiyor musunuz? Siz istediğinizi getirdik. Bence bunda hiçbir sıkıntı yönetimine yok. De karışmadı İbrahim Bey ve yönetimi. Direkt MHK yönetimi de siz oluşturun dedi. Tam seçti. Evet onlar dedi işte şunu aldık vesaire madem bilmem ne. Buyurun. Etmeyin yani. Bitti. Zaten ilk seçildiği yani. Zaman ne dedi? Kulüpler Birliği ile biz anlaşarak dedi bu işleri çözeceğiz öyle, dedi. Öyle, onlardan öyle ayrı bir ya, karar vade oldu zaten. Esas hakemlerle ilgili çok kısa bir şey söyleyebilir miyim Ender? Önemli bu. Şimdi esas hakemlerle ilgili sıkıntı bence hocam tam detaylı açmıyor ama bana göre dernek seçiminden kaynaklanıyor. Hocam hiç beni ilgilendirmiyor dernek, dernek seçimlerden ama. Ilgilendirmiyor bak dernek seçimlerinden ben, geliyor buraya bu görev almayanlar. Onun için söylüyorum. Şey koltuğun olduğu her yerde kavga insanların olur. Hırsı ve o koltuğa geçme arzusu olur. Dernek bizim seçimi hesaplaşmasından da bu hakemlerin çoğu oradan görev almıyor der. İşte şeyler vardır. Sen söyle. Senin adamın, benim adamım. Sen bana oy verdin. O ona oy vermedi. O ona gibi, şöyle gibi, yaptı. Gibi. Bunun prototiplerini biz günlük hayatımızda, iş hayatımızda her yerde yaşıyoruz. Orası da pek farklı değil. Yani biz 40 kişiyiz. Birbirimizi biliriz. Esen. Dernekten 2009 yılında İstifa ettim, basına geçmiştim. Bir daha da üye olmadım. Ve neden? Çünkü benim için dernek misyonum tamamlanmıştır. Genel başkanlığını yapmışım. Sonra basına geçince otomatikman istifa ettim. Özgür irademle konuşayım diye. Şimdi bu senede ne yaptım? Gözlemcilikten istifa ettim. Neden? Çünkü gözlemcilikte mutlu değildim. Bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyorum. Ama olmuyor. Koçum 4 tane rapor gönderdim. Federasyona analiz raporu. Dedim ki bu kadar zaman harcıyorum. 2,5 saat, 3 saat oturuyorum. Kare kare izliyorum maçları. Ona göre karşıya faydalı olayım diye detay rapor veriyorum. Dedim ki acaba karşı taraf benim bu gösterdiğim ilgiyi raporuma gösteriyor mu diye bir tanesini boş gönderdim bilerek. Analiz bölümünü bomboş gönderdim. Maçı yazdım. Kendi ismini yazdım. Tıkladım gönderdim. Ne şimdi, arayan var ne soran. Şimdi ben hocam bekliyorum. Karşı taraftan bana denmesi lazım. Ya hocam senin boş analiz raporun bomboş geldi. Acaba yazılım hatası mı var? Bilgisayar klavye hatası mı var? Nedir diye bunu bana sormaları lazım. Bekledim bekledim. Baktım kimse aramıyor. Beyaz sayfa açmışlar. Sonraki maçların analizlerini yarım saatte yapmaya başladım. Çünkü bana yazdıklarıma vermiş olduğum emeğe karşılık hiçbir saygı görmüyorum ki. Şaşırdın mı hocam? O gün karar verdim. Yok şaşırmadım o gün dedim ki. Bu gözlemcilik misyonum bitmiştir benim. O gün karar verdim ve bıraktım. Hadi şimdi bakalım bu, 4 pozisyonumuz bu var. Bu bir kelime Seval, daha söyleyeyim, bir cümle daha diyor. İzin ver söyleyeyim. Bu biten hakemliği bitenlerin Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulunda da konuşması olmuş. Yönetim ikiye bölünmüş. Öyle bir mi? Kısmı bu emeğe saygısızlık, günah olmuyor bu
diyenler olmuş. Hakemlikle açıklanmayacak olaylar olduğunu söylemişler Ender. Var. Bak Meaki içinden hakemlikle ilgisi olmayan ama maç veremeyiz, anlatamayız muhabbet olmuş. Bu bunlar hakemler bakın, içinde bazıları doğru mu hocam? Aynen katılıyorum. Bak çok enteresan. Çok enteresan şeyler bunlar. Hakemlik bunları anlatamayız değil, diyor. Başka anlatamayız diyor bunu. Ondan vermiyoruz diyor. Çünkü hukuki ve kurumsal düşünen insan aklı bunu söyler. Ne demek başka anlatamayız demek yani? Ya dışarıya niye anlatacaksın? Ha, ne anlatacağız diyor. Bu adamların hakemliğini bitirdik. Bu gözlemcilerin gözlemciliğini bitirdik. Hakemlikle ilgisi olmayan var ama bak hakemlik Ender hakemlik performansıyla ilgisi olmayan farklı düşüncelerle de maç vermedikleri var. Enteresan bir Jose Mourinho'nun açıklaması var. Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olmasını istiyorum. Uzun sezonlarda sakatlıklar, kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor. Biz de kart göreceğiz demiş. Ama ya, Mourinho bu ya. Ya böyle yapacak. Tabii. Yapacak. Yani böyle yapacak sinir uçlarıyla oynamayı sever. Oyna, yani psikolojik bir şekilde o baskıyı götürmek mutlaka, istiyor. Yalnız saha içinde işte böyle iki maçta 8 gol et, 6 puan falan. Yani bu derdi değil. Mourinho bunları da çok iyi yapan bir usta teknik adam. Ama dediğim gibi yani bu tarafa mutlaka Fenerbahçeli yöneticiler birileri söylemiştir. Kulağına mutlaka üflemiştir. Bunun için söylüyor. Ben de diyorum ki bunlara girmemesi gerekir. Yani bunlar... Enteresan. Jose Mourinho evet bir şeye bir düşüncem varsa hayatı ama yani, hayatı böyle ama çok erken. Yurt dışında da böyleydi çok erken dördüncü hafta daha. Daha yani, ilk haftada verdiği de, demeci hatırlayacağım. Hayır hatırlıyorum. Şimdi bir de bile bir de bu yangını yapıyor. Son dediğim gibi iki maçta 6 puan 8 gol gol yemiş bir Fener. Yani büyük olasılıkla da işte Eyüp maçını bekleyecekler ama milli takım arasında lider girecekler. Çünkü Eyüp'ün de 7 puanı var. Yani ama Jose Mourinho bunları çok doğru böyle çok doğru kurgulayan bir teknik adam. Yani karşı tarafa böyle bu baskıyı gösterip bir şekilde orada da psikolojik üstünlüğü orada yapar, da sağlamak ister. Yalnız sahada değil tabii. Burada çok güzel söylediği ilk giriş cümlesi. Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olmasını istiyorum. Uzun sezonlarda sakatlıklar, kart cezaları oluyor. Buraya kadar çok doğru. Tabii yani az önce o bizim başta söylediğimiz süre verip şey, vermediği zaten konusunun açılımı burada. Hayır, bence var ya bunu bile kurguladı söyledi. Burada özneye bakın. Galatasaray evet. Ona çok profesyonel. Ve kartı Mustafa görmüyor. Hocam güzel hocam çok profesyonel. Ama o 50 maç oynarız falan dikkat et. O akıl diyor ki kart cezalısı diyor ki kart cezalısı oluyor diyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Olayı oraya bağlıyor. Evet. Peki, o da Mourinho okumak gerekiyor. O da Mourinho. Değil mi? O da Mourinho. O Mihajlovic Toulouse'da son saatler demiştim ya 5 büyüklük bugün bitiyor diye Mihajlovic da Tunus'a kiralandı bir yıllığına. Dolayısıyla Mihajlovic da Toulouse'da olacak. Az önceki o verdiğimiz listeden 17'den 16 düştü. 16'ya eksilmiş oldu 16'ya. Fayet de zaten Zaten en kolayı da 15. Piyasa bulabilecek oyuncu o dediğimiz 4-5 kişiden bir tanesi Mihajlovic. Kentin de bulması lazım aslında. Onun da şeyi de karşılığı Kentin var. Kentin o kadar enteresan. Avrupa'da yok da yani adada var. Ya gideceği yer belki Kuzey Avrupa ülkeleri olabilir. Ya İskoçya yani, falan. Şeyde falan da Danimarka'da Hollanda'da işte, vesaire o bölgede olabilir. De şey var. Hollanda yakın oraya zaten dediğin gibi yakın İngiltere. Ya şampiyonşip olacak ya Kuzey Avrupa ülkeleri. Hollanda veya işte Norveç, Danimarka falan. Aslında o bölgede en güzel gideceği yer var. İşte Fenerbahçe'de de yönetiyor. Acun Uzcan'ın takımı ya. Şey Ulusut diye gitsin. Aynen. Acun İstememiş galiba onu. Öyle mi? Yok. O da kimleri aldı? Kent'ten daha kötü futbolcular aldı. Ne paralar verdi? Kent onların içinde falan Maradona yani. Doğukan Sini'yi aldı ya. 4 milyon ya. 200 bin euro aldı Antalya'dan. Yürüyen adamı 4,5 milyon euro bonservis verdi. Kent onun yerine var ya 10 tane Doğukan yapar yani. Hocam sen de bütün kimi kaç paraya gitti hepsini takip edin maşallah. İşimiz bu. Değil mi Mustafa hocam? Yok, işimiz var hocam. Yok kutluyorum. Bundan önceki programlarda da çok o konularda çok dikkatlisin. Finans sektöründe çalışıyor. Yok çok dikkatli. Kimin ne aldığını. Bravo. 56. dakika Serdar Dursun Cigo mücadelesi var. Bir hava topu. Çünkü o parayla ilgili performans eşdeğer. Paralel gitmesi lazım. Aldığın çok futbola verdiğin az. Sıkıntı orada. Evet. Bu pozisyon evet. İçin ne dersiniz hocam? Bakalım. 56. dakika Serdar Dursun'un Cigo'ya yaptığı hareket. Burada o müdahale pozisyonu görelim bakalım. Gerektirir mi? Kartın rengi doğru mu? Şimdi geliyor. Gelsin.
Hemen Fenerbahçe yarı sahasının ilk metrelerine gelen bir hava topuydu. Bu... Mehmet Türkmen de pozisyona yakındı. Serdar Dursun ben ne yaptım dedi. Mehmet Türkmen sarı kartını gösterdi. Bu ya, sarı kart olur mu hocam? Yok. Biraz ağır burada geldi sarı kart olmamış. Burada uymuyor. Sen aşağıda dedin ya hani bir dirsek var mı gibi. Acaba diye ona baktım. Dirsek yok, dirsek, bitişik gidiyor. Dirsek yok. Evet bir çarpışma var ama bu futbolun içinde bunlar var. Faul olur bu çok. Yani, en fazla faul. En fazla faul. Buna karşı çıkarsa o zaman Tadiç'e yapılan o arkadan bodoslama girişe niye vermiyorsun? Tabii. Onu sorarım. Buna veriyorsun. Bir de buna kart çıkarsa maç bitmez ki. Buna veriyorsun. Bayağı kırmızı kart olur. Yani. Öbür tarafta o Tadiç'in pozisyonu gelsin göreceksiniz. Net foul yani. Net foul. Topla hiç oynama. Hiç, evet. Topla hiç bilgisi yok Serdar Dursun. Topla bir müdahale hamlesi yok. Bir şey yok. Yani futbolun doğrudan doğasında bu. Rakibine gitmiş. Futbolun doğasında bunlar olur. Bu sadece bir foul. Peki. O kadar. Sarı kart değil. Foul yeterli olurdu dedik. Bir evet. Sonraki pozisyonumuz ne? Hemen geliyor o pozisyonda. 56'da. Osterwolde'nin yaptığı bir faul var ve sarı kart görüyor. Osterwolde'nin gördüğü sarı kart. Bakalım. Doğru mu yeterli mi? Hemen geliyor. Gelsin. Pilottan mı görsek? Hemen bu hareketi böyle... aşağıdan gördük. Tamam. Pilottan mı görelim? Bir de yukarıdan baktığımızda hemen söyleyeceğiz. İlk rakibinden Maximen'den sarı bak şimdi dur. Az geri gel. Az geri gel. Sağ tarafta olan bir pozisyon. Evet, az geri gel. Faul yapıldığı ana biraz geri gelir misiniz? Oynat biraz. Oynat şimdi. Oynat. Dur. Dur lütfen. Şimdi futbolcunun ellerine bakar mısın Alanyalı futbolcu? Diyor ki ya bırak oynayayım ben. Sağ tarafta bir oyuncu var Alanyalı. Aşağıda dedim sana ya avantaja bırakma yani hocam. Bırak yani. Bunu. Kart cebinde zaten dön gel kartını hocam, göster. Ne oldu biliyor musun? Bu pozisyonda faul çaldı ya. Evet. Bari sarı kart göstereyim dedi ben hemen. Gitti sarı kart gösterdi kendine. Ha, verdiği kararı onu hissettim orada. Kuvvetlendirmek için evet. Yaptı. Yani bu yoksa burada net avantaja bırakması hocam, lazım. Hocam oyunu oynat burada ya. Hocamın dediği gibi ya pozisyon bittikten sonra gel dön gel kartı göster. Yani belki gösterecek gol pozisyonu. Böyle bir pozisyon değil bu, mi bu? Futbol bilgisi, çevre kontrolü, oyun okuma buralardan hepsi eksi. Acele etmiş burada. Hepsi eksi oluyor. Dağılmış. Halbuki bırak göster sonra dön bu tarafa. Büyük hakem olmak istiyorsan bu pozisyonları iyi okuyacaksın. Tabii ya 3'e 3 yakalamış. Türkiye'de son zamanlarda bu tür avantajı oynatan en iyi hakemlerden bir tanesi Volkan Bayaslan, biri Kaan Numanoğlu. Bu konularda çok iyiler. Oyunu çevre kontrolünü yapıp topu salıyorlar. İyilerdi. Yani. Evet devam edelim. Bir sonraki pozisyon burada avantaja, sarı kart doğru da avantaja bırakması lazımdı dedik. Bir sonraki pozisyon geliyor şimdi. Bu Osterwolde ile savunmacı kim o savunmadaki ona da bir bakayım. Bayağı forma sünmüş ya. Sonra da üstünde kalıyor. Üstünde böyle bir diziyle böyle yani bastırıyor. Şimdi orada Aliti galiba o. Aliti. Karşılıklı bir didişme var. Onu çekiyor. Sonra kalıyor. Şimdi bakın devam. Burada bir didişme var. İşte bu oyunu oynatmayacaksın. Dur şimdi. Pilota gelir misiniz lütfen? Geliyor şimdi. Hakem nerede ona bir bakalım hocam. Ben gördüm hakemi de. Hep birlikte tartışalım. Hakem Kızıl Toprak'ta kalmış. Maç şeyde evet. Oynanıyor bu tarafta. Evet. Dere ağzında. Burada duralım. Burada duralım. Bak şimdi hakem geldi oraya. Burada bir didişme var. Bak top oyun oynanıyor. Avantaj ya, kuralını uyguladı hocam burada. Ya hocam... Kaleye 85 metre mesafedesin. Deminkini de İki oyuncu az önce Dursun kimdi? Serdar Dursun. Serdar Dursun da. Osterwolde pozisyonu. Ha, yani orada centilmence kalktılar. İlk yarıdaki pozisyonu söylüyorsun. Şimdi burada hocam. Da her şey olabilir. Serdar Maximen pozisyonu. Burada her şey olabilir. Hakem olarak buraya müdahil olacaksın. Bundan sonrası avantaj olmaz. Bundan sonra avantajı düşünemezsin. Bundan burada bir kriz var. Şeyi kesecekler. Burada arkada döndüğün anda yumruklaşma da olur, tekmeleşme de olur. Sonra beklersin, elini kulağına burada götürürsün. Burada önleyici hakemlik yapmak tabii lazım. Tabii ki önleyici hakemlik burada sıfır. Dönüyorsun, gidiyorsun, oynatıyorsun. Ne getirisi var sana? Yalnız burada dikkat ettin mi hocam? Bak iki soruda didişirken
avantajı kuralını oynattı ya. Arkası dönük sürekli de oraya bakıyor. Olmadı ki. Öbür taraftan olmadı da oynanıyor. İki tarafı birden beceremedi. Olmadı. Sonra ne yapacaksın? Kulağını var ne diyecek bana? Olmaz kardeşim. Buraya odaklan. Buranın gereğini yap. Çal savunmacının lehine faulü. Olay bitsin. Çal faulü. Ortada bir o onu çekme, onu çekme var. Ya da hücuma çal faulü. Bitsin olay. Ne görüyorsan değerlendirmen neyse onu yap. Ama burada avantaja bırakılacak bir pozisyon yok. Arkada disiplini gerektirecek sıkıntılar. İki oyuncu girmiş birbirine. Üçüncü bir oyuncu geliyor. Her şey olabilir burada. Bakar hocam, mısın? Hocam temaslı oyunu oynuyorlar ya, işte. Fazla temaslı hocam. Kara kucak olmuş bu. Kırmızıya evrilebilirmiş. Yani gidebilir. Halk tabiri var ya hani dolmuşa geldi deriz ya. Osterwelde çok çabuk dolmuşa gelebilecek biraz, bir oyuncu. Karşıdaki oyuncu. Lazım. Karşıdaki oyuncu biraz çok. Biraz sinir kontrolü. Tabii. Yani şey, biraz. Öfke kontrolünü. Doğru. Öfke kontrolünü doğru bir şekilde yapmıyor. Çok çabuk da dolmuşa geliyor. Karşısındaki tecrübesi bir oyuncu oynarsa çok rahat oyundan attırabilir. Bak bırak evet, sarı doğru. Kartı. Kendi de atabilir. Değil mi hocam? Geçen kendi sene de yaptı böyle şeyler. Yani, atabilir diyor zaten. Kendisi için mi diyorsun atılabilir diyor. Evet atılabilir. Evet. Osterwelde her an atabilir. O yapıyor zaten. Yok hocam. Atılabilir. Her an, evet. Yani ben her bu pozisyonu genelleme söylüyorum bakıyorum. Yani her an atılmaya müsait. Çok sağ içinde biz var ya. Kaldı mı pozisyonumuz? Tetiklenip oynuyor. Hocam. Her olaya falan öfke kontrolü yok. Öfke kontrolü evet. Yok. Çabuk parlıyor. Evet. Ne var orada? Sonuçlarını düşünmeden evet, hareket ediyor. Evet. Çok bak, çabuk gaza geliyor. Düt. Düt diyeceksin. Burada hocam, durduracaksın oyunu. Son pozisyon Tadiç'in golü. Orada var da şeye baktı. Hani Tadiç'in bir eli var mı yok mu? Çünkü golde evet. İstemsiz bile olsa. El var ama. El var. El var da. Alanyalı'nın Alanya. Eline çarpıyor. Furkan. Ya orada bir şey var. Evet. Bir yukarıdan düşen bir top. İki el birbirini koltuk altına sokmuş. Evet. Ama top ele geliyor mu? Geliyor. Alanyalı'nın eline Alanya geliyor. Alanyalı'nın evet. Oynatması birlikte doğru. Yani. Devamında da gol geldi. Orada hakem zaten bunu göremiyor. Bakın fotoğrafta ekranda. El kimde? Alanyalı'nın elinde top. Dört kolunda. Numara Furkan o. Bilmiyorum. Evet. Furkan. Buca Spor'dan aldılar 3-4 sene önce. Top tekniği çok kötü. Oyun kurulumu Fatih bunlarla oyuna çıkıyor. Ertuğrul'u hiç saymıyorum zaten. Top tekniği ayak kurulumu çok kötü. Ama işte bu tarz oyuncularla o pasla oyun olmaz. Pasla çıkma, olmaz. Nasıl bu, olur bilmiyorum. Daha önce yani. De söyledim. Ya Pep Guardiola zehirledi. Bütün antrenörleri maalesef bizim ya, ülkede bir şablon yok. Bakacaksın, şimdi yeni bir zehirle beraber geliyor gene biliyorsun. Bekleri o, artık kullanmamaya başladı. Pozisyon yok herhalde değil o mi? Yok. Yeni bir zehirle çok geliyor. Çok güzel bir pozisyondu. Tam bu gördüklerimize eşdeğer. Buna niye vermiyorsun diyebileceğimiz. Hmm. Tam Tadiç kaleye karşısına almış. 18'in hemen önünde yayın. Tam vuracak. Arkadan Bodoslama geldi. Esas sarı kart oydu. Çözülmesi gereken. Burada Alanyalı'nın kolunda devam. Peki o zaman özetle şunu söyleyeceğiz hocam. Evet. Kart kriterlerinde sıkıntı vardı. Ama doğrudan maçın kaderini etki eden bir problem olmadı. O da maçın pozisyon durumundan yok. Kaynaklanıyor. Maçta öyle bir pozisyon yok. Hani hakemi tartabileceğimiz, kriz anında ne yapabiliyor diyebileceğimiz, onun kararının eşiğini hiç ölçebileceğimiz bir öyle şey yok. Hocam yani, maçlarda yoksa kriz anı olmadan da bir maç seyredelim ya. Her tamam, maçta kriz yaşıyorsun hocam. Kriz olmasın. Ne güzel değil mi? Geçen yani, hafta dedim ya en az ben konuşmak istiyorum bunu evet diye. Yani. Olmasın. Bir rakipler gelsin Avrupa'da. Onunla bir tamamlayalım. Basın toplantısı gelmiş. Jose Mourinho'nun neler dediğine bakacağız şimdi ama bugün malumunuz efendim Avrupa Ligi'nde 3 büyüğün rakipleri belli oldu. Ben şöyle kalkıyorum oraya. Hocam sopayı da vereyim mi? Konferans Ligi'nde de. Ender Bey. Lazım olur mu? Sopayı mı? Vallahi o tam Erman Hocamlık sopaymış ya. Şey gibi. Şimdi Fenerbahçe, Manchester United da içeride. Slavia Prag deplasman, Lyon içeride. Alkmaar deplasman, Union Saint-Gilloise içeride. Midland deplasman, Athletic Bilbao içeride. Oo, Nico Williams da gelecek. Twente deplasman. Ya keşke mesela deplasmanlar içeride, içeridekiler dışarıda olsaydı. Yani doğru söylüyorsun hocam. Net bak. Şunları okuyayım ondan sonra bir şey soracağım. Galatasaray Tottenham'la içeride, Ajax'la deplasmanda, PAOK'la içeride, AZ'yle deplasmanda, Dinamo Kiev'le içeride, Malmö'yle deplasmanda, Elfsborg'la içeride, RFS Brumen takım herhalde o muydu bu? Ha Letonya tamam. Riga deplasmanda. Acaba hangi tarihte gidecek? Beşiktaş. Eintracht Frankfurt'la içeride, Ajax'la dışarıda, Maccabi Tel Aviv burada bir şey soracağım. İçeride Lyon deplasmanda, Mavi'nin içeride Bodo deplasman, Athletic Bilbao orada da var ve Twente yine orada da var.
En zor grup Fenerbahçe'nin tartışmasız. Değil mi? Tabii. En zor. Kesinlikle ben de katılıyorum. Başakşehir'de Kopenhag, Heidenheim, Rapid Wien, Circle Brugge, tamam. Kulüp Brugge değil. En rahat grupta Galatasaray'ın. Belgin. En rahat grup Galatasaray'ın. Beşiktaş ikinci sırada. Bu aynı olarak düşünmeyelim. Ligde oynayacağı takımlar bunlar. Biliyorum. 36 takımda evet. Biz ağız alışkanlığı grup dememizi yanlış algılamayın. O ligde bu maçları, bu 8 maçı yapacak. 36'lı ligde, Avrupa Ligi'nde bu 8 maçı yapacaklar. Ben diyorum ki şimdi mesela Rus takımları alınmıyor ya. Mesela İsrail takımları niye alınıyor? Şimdi basketbolda Maccabi Tel Aviv. İçeride oynuyorsun. Basketbolda oynayamıyorsun. Gidiyorsun bir yerlere. Tabii. Burada dert çıkartacaklar mı? Ben onu merak ediyorum. Çok güvenlik iyi. Müvenlik diyecekler. Bakalım içeride nasıl oynatacaklar bu maçı? Tabii. Dışarıya taşımak isteyecekler de bir şekilde tabii ki içeride oynanacaktır. Ama dışarıya taşımak için mutlaka UEFA'ya yazı yazar onlar. Ya işte basketbolda bizim takımlar tabii. Gidiyor. Yok oralarda buralarda Polonya'da, Litvanya'da, şurada burada. Maç yapıyorlar basketbol takımlarımız. İşte Rus takımlarının alınmadığı ortamda. Maccabi, şöyle bir savaş orada. İsrail'de olmasın neler yapıyor? Maccabi, hocam bu maç zaten büyük bir ihtimalle İsrail'de oynanmaz yani. Hayır zaten oynanıyor. Zaten içeride oynanıyor hocam. Niye İsrail maç bir tane var içeride oynanıyor zaten. Niye İsrail takımı maçı değil. Var? Niye diyorsun? İsrail takımı var yani diye soruyorum. Niye İsrail? Normalde o tabii alınmaması gerekir dediğin gibi. Veya niye var ya? İsrail tabii. Yani evet. Şimdi asıl şeye gelelim o zaman. En zor Fenerbahçe'nin mi diyorsunuz? Evet. Bunu? Kesinlikle Fenerbahçe. İkinci Beşiktaş, üçüncü Galatasaray. İkinci Beşiktaş, üçüncü Galatasaray. Aynı fikirdeyiz. Mesela Fenerbahçe'nin grubu Şampiyonlar Ligi grubu gibi dönüyorsun. Baksa evet. Lyon'lar, biraz AZ'ler, evet. Union, Midland dediğin genç, dinamik bir takım. Bir de deplasman. Hangi ayda gideceksin? Kış, soğuk. Yani Atletico Bilbao. Of. Tüente falan. Tüente ya. İçeride. Yani bayağı Şampiyonlar Ligi havası olarak evet. Hiç gidelim demesin kimse. Aynen öyle. Yani Şampiyonlar Ligi'nin junior'ı. Bu olur zaten. Bu gelirdi tabii, zaten. Ne evet. Gelecek? Yani evet. bir grup daha yapsa Şampiyonlar Ligi'ne bu grubu koyabilirsin tabii. Oraya. Gelirlere bakalım. Efendim hocam. Fenerbahçe yalnız buradan böyle hele lider falan çıkarsa var ya UEFA kupasını alır. Bu gruptan i̇şte, birinci çıkan takım. Şöyle. Yani yine dediğim gibi. UEFA Avrupa Ligi'ni. Oradaki kesin. Maçlar, tabii. 8 maçtan mesela şimdi bilemiyoruz da kaç puan çıkartmak işte ilk 8'e, ilk 16'ya falan atar bizim. 9'da 24 arasına atar falan. Onları değil mi? Deneyimleyeceğiz. Yani ilk defa uygulandığı için geriye dayalı istatistik bilgimiz yok. Bu uygulamadan göreceğiz. Bu arada Lyon, Wilfried Zaha'yı açıklamış 3 milyon euro. 3 milyon euro nasıl olacak? 3 milyon euro... Oyuncuya 3 milyon euro karşılığında kiraladı. Tamam bu ücreti kaç? 8 miydi? 9 muydu? 8 küsur. Kalanı Galatasaray mı verecek? İşte diyorum ya işte işler böyle yürü. Az önce Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Şimdi bunlar Avrupa Ligi'ndeki gelirler. Bir atlanan bir şey var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi playoff'undan elendiği için artı bir 4 milyon 290 bin euro kazanacak. Bakıyorum bugün bir takım gazetelerde, şurada burada sitelerde verilen paralarda hatalar vardı gelirlerde. Şöyle bir artı geliri var. Bir de katılım payı zaten herkesin 4 milyon 310 bin euro. Orada bir sıkıntı yok. Ama katsayı çarpımları var. Onu buraya çok yazmadık kafa karıştırmayalım diye. Sıralamadan kaynaklanan. Yani örneğin son takım 75 bin euro oluyor. Birinci takım 36 çarpı 75 bin euro alıyor gibi. Yani bitirdiğin zaman birinci sıradaysan artı 36 çarpı 75 bin euro alıyorsun. Artı. Bayağı iyi bir para. Bunların dışında böyle ayrıca gelirler var. Şu, işte galibiyet gelirleri 450 bak, bin euro. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kaybettiğini söyleyeyim mi? Çeyrek final. Tabii oraya gelince kadar para kazanabilir. Çeyrek böyle geçtin. Yarı finalde geçtin, final oynayacaksın. Toplam 6-700 rakam aldın. Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyete hocam 30 milyon falan alıyorsun şeye kadar çıktın. Hayır, çıktığın haricini söylüyorum. Yani çeyrek final oraya zaten çıktığında. Çeyrek finale falan çıkarsan aşağı yukarı hocam ben 17, sana söyleyeyim 13-17 20 milyon civarı. Çok rahat alsın. Ben diyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde buranın farkı açısından söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyete 2 milyon 800 bin euro alıyorsun.
Tabii şimdi tabii, rakamlar bak, farklı. Galibiyete bak. Beraberliğe 900 bin euro oluyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Yani oraya gelinceye kadar tabii ki para kazanacaksın. Ben onu demek istemedim. Çeyrek finalle finale iki galibiyet Şampiyonlar Ligi'nde bir tane beraberlik alsan. Yani o ara çeyrekle ya yarı finalin ya, parasını neredeyse karşılayacak. Ortalama orada vasat bir performansla 30 milyon kazanıyorsun. Burada hani çok iyiye yakın bir performansla 15-16 milyon kazanıyorsun. Burada kendini çok zorlayacaksın. Ender aradaki farkı şey burada bir galibiyete 450 bin euro Şampiyonlar Ligi'nde 2.800 bin euro kazanıyorsun. Beraberliğe 9 bin euro burada beraberliğe 150 bin euro. 6 katı daha fazla beraberliğe kazanıyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray'la Fenerbahçe bunu niye söylüyorum? İkisi de kaçan paranın büyük kaçan para evet çok evet. Büyük parayı kaçırdılar. Burada da aşağı ama yukarı bizim 15-16 milyon euro kazanacaklardır. Şampiyonlar Ligi'ni istemiyor. Bunun üzerinde de olabilir. UEFA'yı kazanacağız dedi ya hem Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemiyoruz gibi hocaların da demeçleri var neredeyse. Mourinho dedi ya benden Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kimse bir şey söylemedi. Peki Mourinho bugünkü maçtan sonra ne söylemiş? Ona bakalım efendim. Biz toparlıyoruz. Takım oyunu ekibi hazır. Jose Mourinho'nun basın toplantısına kulak verelim. Biz toparlanırken size ekran başından ayrılmayın. Şimdi takım oyunu başlayacak.